Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar Sayın Başkanım. Sağ olun. Nasılsınız? Size de iyi akşamlar. İyi Teşekkür akşam. ederim. Sizler İzninizle nasılsınız? sağ olun. İzninizle şu bir telefonumu ayarlayayım şöyle. Kusura Tabii bakmayın tabii. ha. Yanına sağına soluna kitap koyayım. Tamam. Evet. Ben de o sırada konuklarımıza mesajlarına cevap vereyim. Tabii. Değerli konuklarımız, teşekkür ederiz. Mesajlarınızı görüyorum. Sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam konuğumuz Doçent Doktor Ergenekon Savrun Hocam. Kendisini aslında birçok televizyon yayınında bugünlerde özellikle son aylarda yoğun gündemde sürekli takip ediyorsunuzdur umarım. Birçok ana haberde bölgedeki gelişmelerle ilgili kendisinden bilgi alıyoruz canlı yayınlarda. Gerçekten aydınlatıcı oluyor. Ben size şimdi hocamıza geçmeden önce, sözü ona bırakmadan önce kendisini bir tanıtmak istiyorum. Ergenekon Savrum hocamız, bu arada isminize hayranım, onu da söyleyeyim. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. 1981 Adana doğumlu. İlk orta ve lise eğitimini Ankara'da, lisans eğitimini Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türk Cumhuriyeti'nde, İngilizce Halkla İlişkiler bölümünde ve yüksek lisansını da yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İngilizce Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Yüksek lisansının ardından mezun olduğu Girne Amerikan Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim görevlisi ve yönetici olarak çalışmaya başladı. 4 yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 1 yılda İngiltere Canterbury'de akademisyenlik yaptı. Daha sonra İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tarih Doktora bölümünü dereceyle bitirdi. Ardından çeşitli uluslararası firmalarda yönetici pozisyonda çalıştıktan sonra tekrar akademik dünyaya geri döndü. 2016 yılından bu yana da daha önce çalıştığı Ufuk Üniversitesi'ndeydi. Daha sonra şu anda savunma sistemleri üzerine, değil mi hocam? Yanlış Savunma hatırlamıyorsam. sanayi. Doğrudur Sayın Savunma Başkanım. sanayi Kara üzerine. kuvvetlerine. Evet. Kara kuvvetlerine. Evet. Bu şekilde çalışmalarına devam ediyor. Tabii ki 2019 yılının ilkbahar döneminde de Fransa'nın Lyon ve Bordeaux şehirlerinde misafir akademisyen olarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında dersler verdi. 2020 yılında da İspanya Cordoba Üniversitesi'nde Akdeniz, Türk, İspanyol, deniz mücadelesi konularında doktora ve yüksek lisans dersleri vermek için davet aldığını biliyoruz. Uzmanlık ve çalışma alanları ise Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Yunanistan, İngiltere, enerji politikaları, Orta Doğu, Avrupa siyasi tarihi, uygarlık tarihi ve Türk tarihidir. Kendisi davetimizi kabul etti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Bölgede Sayın Başkanım. hareketli zaten hocam. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de sizin aracılığınızla önce şahsınıza ve bütün Türk Ocaklı kardeşlerime, büyüklerime saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Ne mutlu bana ki sizin gibi kan kardeşlerimle, ruhu fikri bir gönüldaşlarımla birlikteyim. Ayrıca Ramazan bayramınızı da şimdiden tebrik edeyim. Ve yine şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve yine Filistin'deki şehitlerimize de Yüce Allah'tan rahmet diliyorum inşallah. Tekrardan saygılarımı ve sevgilerimi arz ediyorum. Bugün ben de bahtiyarım. Böylesi güzide bir topluluğa konuşma yapma fırsatını verdiğiniz için de ayrıca size de teşekkürlerimi arz ediyorum Burak Hocam. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim Sayın Hocam. Tabii ki konumuzun başlığı bölgemizdeki son gelişmeler ve Türkiye'nin jeopolitiği. Tabii biz bu başlığı belirlerken, konuyu sizinle konuşurken henüz Kudüs'teki olaylar meydana gelmemişti. Herhalde Evet. bu olayların da bölgeye bir etkisi olacaktır. Ona da yeri geldiğinde size sormak istiyorum. Siz Türkiye'nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki yeni dönemde jeopolitiğini nasıl görüyorsunuz? Böyle başlayalım mı hocam? Tabii. Sayın hocam, şimdi sorunuza geçmeden önce kıymetli misafirlerimiz elbette biliyorlardır ama hatırlatmak babında bir izniniz olursa 5 dakika. Bu bölgeye nereden geldik? Nasıl hakimiyet sağladık? Kısaca böyle ana hatlarıyla bir değinelim ve nasıl elimizden çıktı? Hangi entrikalarla, hangi yanlışlarımız neticesinde bu saymış olduğunuz Orta Doğu coğrafyasını, Balkanlar ve bu jeopolitik
konular, Akdeniz nasıl elimizden çıktı, ona değineyim ve bu günümüze getireyim. Malumunuz Sayın Başkanım, Yüce Türk Milleti Batılıların uydurduğu gibi ya da İngiliz tarih yazımının uydurduğu gibi bize ne öğrettiler? 1071'de Türkler Anadolu'ya geldi. Şimdi bu bir kere yalan. Şöyle aslında doğru geldik ama en yakın atalarımız ya da en yakın gelen son gelen kafile diyelim. Son 1071'de gelişimiz gelen. diyelim. Son Evet. gelişimiz, son gelişimiz. Yani en yakındaki atalarımız, dedelerimiz. Çünkü tarihe baktığınız zaman cihan tarihine 1000 sene bir gün bile değildir. Yani bu bir gün ya da bir ay gibi kısa bir zamandır. O da neden? Çünkü şöyle, ne yazık ki biz yine Yüce Türk Milleti, bakın, bilimle, irfanla, akılla, teknolojiyle haşır neşir olduğu zaman dünyayı ve cihanı hükmetmiş. Ne zaman ki bilimden, akıldan, mantıktan uzaklaşmış, o zaman başka milletlerin boyunduruğu altına girmemek için canını, malını, her şeyini feda etmiş. Ve bu Osmanlı'nın özellikle son 300 yıldaki yaşadığı bu yenilgiler ve gerilemelerden de şahit oluyoruz. Bu af buyurun, kötülükler başımıza gelmiş. Şimdi birincisi şu, ve bu işte Batılıların yine tabiriyle Mezopotamya dedikleri bölgeye, Ön Asya'ya biz daha dün gelmedik. Selçuklular gelen atalarımız son kafile. Bunun çok çok öncesinde Sayın Başkanım, Sümerlilerde, hatta daha da çok öncesinde bugün Urfa şehrimizde bulunan Göbekli Tepe kazılarında ortaya çıkan ay yıldızlı kabartma motifler, hayvan motifleri, akbaba motifleri, işte ejderhaya benzer motifler birebir, hatta birebir değil, tıpkısı, aynısı Orta Asya'daki ya da Türkistan coğrafyasındaki kurganlar ve bizim kültür inanışımız hepsi birer yansıması. Tabii bunu dönemin özellikle de 18. ve 17. 19. yüzyıldaki batılı seyyahlar, arkeologlar, bilim insanları bu işe kafa yormuşlar ve buralarda, yani Anadolu coğrafyasında, Balkanlarda, Kafkaslarda, İran coğrafyasında ve bu Ön Asya dediğimiz coğrafyada ön Türklerin ayak izlerini buldukları için ve de bize düşman oldukları için ve de biz derin bir uykuda olduğumuz için, Burak Hocam, yüzyıllardır bir derin uykuda olduğumuz için bizi de uyandırmamak için böyle bir yalanı, böyle bir tarih yazımını dayattılar. Ne dediler? 1071'de geldiniz. Sizden önce burada işte Helenler yaşıyordu, başka başka milletler yaşıyordu. Efendime Süryaniler buradaydı, Dürziler buradaydı, Zerdüşler buradaydı, hepsi buradaydı. Yani sanarsınız ki bütün dünya buradaydı, biz sonradan geldik. Birincisi bu. Neyse, tabii o da ayrı bir konu Burak Hocam. Bu tabii şimdi saatler boyu devam eder. Bu da ayrı bir konu tabii. Bir Ama bunu hocam koyduk şimdi. Atatürk, Buyurun. Evet. Atatürk bu konuyu yıkmak için bayağı bir çalışma yaptı değil mi? Tabii ki yapmaz olur mu? Biliyor. Çünkü rahmetli Atatürk'ümüz, bakın, 4400'den fazla kitap okumuş ve bizzat not tutmuş. Böyle Anıtkabir'de görürsünüz gittiğinizde. Orada not tutmuş, altını çizmiş, Mısır medeniyetini, efendime söyleyeyim, ön Türkler kimdir, İskitler kimdir, hepsine not tutuyor ve zaten rahmetli Atatürk'ümüzün Türk Dil Kurumu'nu, Türk Tarih Kurumu'nu kurması tesadüf değil. Bunların hepsi bilinçli, programlı yapılmış inkılaplardır Sayın Hocam. Kesinlikle. Ve daha sonrasında da, daha işte bu son gelen atalarımızda da artık mühür iyice vurulmuş oldu buraya. Tabii şimdi bugün Batılılar diyor ki işte Balkanlarda ne işiniz var? Orta Doğu'da ne işiniz vardı? Anadolu'da ne işiniz vardı? Bizi buradan atmak için Sayın Hocam ve kıymetli Türk Ocaklılar, Avrupa Napolyon Savaşları döneminde, Napolyon'u yendikten sonra 1814 Waterloo'da, 1815'te teslim aldıktan sonra Avusturya'nın, İngiltere'nin öncülüğünde, Rusya'nın öncülüğünde, Metternich'in, yani dönemin diplomatının öncülüğünde dediler ki biz birbirimizle neden didişiyoruz? Düşmanımız belli, tarihi misyonumuz belli. Biz Hristiyanız, doğuda bir tehlike var. Biz birbirimizi yiyeceğimize, bu işte emperyalizm çağı geldiği için biz Müslüman Türkleri ilk başta, ilk hedef Avrupa'dan atalım. Daha sonra icabına bakarız. Ve düğmeye bastılar. 1804'te Sırp isyanı oldu ama bu milli bir isyan değildi. Yeniçerilere ayaklanan Sırp köylülerin isyanıydı.
Daha sonra 1820'de Eflak Boğdan ve Mora isyanı ile birlikte Sayın Başkanım uydurma bir Yunan milleti ortaya atıldı. Halbuki onlar Rum'du. Rum'dan da kastımız yani Doğu Roma'nın devamı. Onlar da nasıl Yunanlaşmış kısaca değineyim. Şöyle Yunanlaşıyorlar. Milattan sonra 1. yüzyılın sonlarında Korent Boğazı'ndan Roma İmparatorluğu girdi ve bütün Yunan halkını, Helen halkını kılıçtan geçirdi, erkeklerini. Kadınlarını köle pazarında sattılar. Kadın, çoluk, çocuk hepsini katlettiler. Bugünkü Yunan halkı dediğimiz Helenler, Ulahların, Sırpların, Slavların karışımı, kuzeyden gelen kavimlerin karışımı, karma bir ırktır. Bunu ben söylemiyorum, kendi profesörleri söylüyor. Alman profesörler söylüyor. Size kaynak da sunarım. İsim hafızam biraz kötü, kusura bakmayın. Bunu da Estağfurullah. daha sonra paylaşırız. Kendi ansiklopedilerinde bu var. Biz demiyoruz. Ha, Doğu Roma, Batı Roma ikiye ayrılınca etnik değil, özür dilerim, mezhep olarak da Katolik, Ortodoks diye ikiye ayrılınca Doğu Roma İmparatorluğu yani İstanbul'un başkenti olan Doğu Roma Katoliklerden nefretinden ötürü dillerini değiştirdiler, lisanlarını ve Katolik mezhebinden ayrı Ortodoks mezhebini kurdular ve dediler ki biz Latinceyi bırakıyoruz. Onlar gibi köhne değiliz. Burada daha önce yüksek bir medeniyet yaşamış Helenler, biz Yunanca'ya geçiyoruz dedikten sonra yüzyıllar içerisinde dil yüzünden, bakın dil ne kadar önemli, rahmetli Atatürk nur içinde yatsın, Helenleşmişler. Helenleşen Rumlardır bunlar. Bir. Ve ilk Sayın Başkanım, ilk isyanda, milli isyanda 1821 Rum isyanıdır. Daha sonra Batılılar dedi ki işte Avrupa'dan bizi 100 sene içinde attılar. Balkanlardan söküp atıldık. 5 ay içinde ata dede yurdumuz Balkanları ne yazık ki bıraktık. 1918'de de Birinci Cihan Harbi'nden sonra da dediler ki Türkleri de Anadolu'dan atacağız. İkinci plan bu. Ancak Balkanlarda doğan Mustafa Kemal Atatürk gibi işte rahmetli Kazım Karabekir Paşa gibi birçok cumhuriyeti kuran Türk büyüğü, Türk başbuğusu malumunuz çoğu Balkan Türküdür. Anadolu Türkü de var tabii içinde. Bunlar dedi ki artık elde avuçta tek bir vatan kaldı. Canımız pahasına burayı savunacağız. Balkanlar gibi olmayacak. Ve bugün işte o zaman cumhuriyet kuruldu. Şimdi bakın üç kıtaya hükmetmişiz. Şimdi Evet. arkanızdaki o şanlı bayrakta da yazıyor Allah, vatan, namus, ittihat. Sayın Başkanım. Allah Evet. bu dördünden de ayırmasın inşallah Türk Eyvallah. milletini. Şimdi bu üç kıtaya hükmediyorsunuz. Jeopolitiğiniz nasıl? Karadeniz Türk Gölü olmuş. Bugün Ege diyorlar ama Adalar Denizi. Adalar Denizi demeye de ben genç kardeşlerimi davet ediyorum. Evet. Ege demeyin artık. Ege Yunan'ın uyduruğudur. Adalar Denizi deyin. 12 ada da demeyin. Menteşe adalarıdır onlar. Onlara da onu tespitini yapalım. Müfredatımıza da inşallah girer hocam bu şekilde. İnşallah, 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 inşallah Atatürk düşmanlığını bırakırsak inşallah o da müfredata girer. Evet. Evet. Sayın Başkanım, üç denize hakimsiniz. Akdeniz'e ve işte şöyle bir hastalığa da yakalandık ne yazık ki. İnsanoğlu da böyledir. Ne zaman ki siz bir insan kendi kendine artık tamam ben kendi kendime yeterim. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Param da var, pulum da var. Sağlığım, sıhhatim de yerinde. Malım, mülküm var. Ben artık çalışmayayım. Herkese tepeden bakayım dediğiniz anda işte o zaman hastalık başlar ve sizi kemirir. Osmanlı İmparatorluğu'nda, Osmanlı Türk İmparatorluğu'nda hastalığı buydu Sayın Başkanım. Dedi ki Evet. artık ben yenilmezim, bileğimi kimse bükemez. Bu sefer Batılılar dedi ki biz artık yeni dünyalara, yeni deryalara açılacağız. Doğuda bir tehlike var, gidemiyoruz. Ve ne oldu? Okyanus yani Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Hint Okyanusu'na dayanıklı gemiler inşa ettiler. Ve biz kadırgalarla kaldık. Kendi kendimizi avuttuk. İlerleyen yüzyıllarda da teknolojinin ve enflasyonun da girmesiyle Avrupa'ya, bize de enflasyonun ve devalüasyonun girmesiyle ne yazık ki geri kaldık. Bakın bir örnek vereyim. Ruslarla, en çok Ruslarla harp ettik biz, Osmanlı Türkleri. 5 bin kişilik Rus ordusu karşısında 80 bin kişilik ordumuz tarumar oluyor, darma duman oluyor birkaç saat içinde ve ileri gelenler efendime söyleyeyim bunun cevabını arıyor. Nasıl olur da biz yeniliyoruz? İşte imanımız mı zayıf? Biz Allah'tan uzaklaştık. Ya neden imanı zayıf olsun? Neden Allah'tan uzaklaşasın? Bunun ne alakası var? İslamiyet öncesi Türklerde de
Yani onların İslam mı vardı o zaman? Başarıdan başarıya koşuyordu. Nasıl başarıdan başarıya koşuyordu? Ahlakla, efendime söyleyeyim, akılla, bilimle, irfanla hareket ediyordu. Düşman Kesinlikle. çoktu, biz azdık ve ne yaptık? Aklını kullanarak, savaş taktiğini kullanarak üstün geldik. Ve bir paşamız diyor ki, Rus diyor, geometri bilimini kullanıyor. Barutu kullanıyor, teknolojiyi kullanıyor, açıyı biliyor. O yüzden bizi yeniyor. Yani biz daha düşmana 200 metre, 500 metre yaklaşmadan bizi şehit ediyor, öldürüyor, yaralıyor. O zaman biz de geometri, matematik bilimine önem verelim. Ve dalga geçiyorlar Topkapı Sarayı'nda. Bu paşa kafayı yedi. Kağıtla kalemle Rus'u yeneceğini sanıyor, hünkârım diyorlar. Ve böyle hurafeler. Ve ne oldu? Kaybettik. Bir anda Sayın Başkanım, jeopolitiğimiz, her şeyimiz değişti. Bırakın jeopolitiği. Yiyecek ekmek bulamayan atalarımız, Birinci Dünya Harbi'nin, İstiklal Harbi'nin sonunda elde avuçta hiçbir şey yok. Ve yine bir çarpıcı örnek, bu denizlere şimdi bağlıyorum Sayın Başkanım. Bakın Estağfurullah. bir Yunan zırhlısına Averof, meşhur Averof, o da nereden geliyor? Trablusgarp Harbi'nin hemen öncesinde denizci bir millet olan İtalyanlardan çok üstün meziyetlere sahip bir savaş gemisi almayı düşünüyoruz. Bakın. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Oraya geleceğim Sayın Başkanım. Ve dönemin Maliye Bakanı da Ermeni asıllı. İşte Bogos Nubar Paşa var, Noradukyan Efendi var, var oğlu var. Diyor ki Bakanlar Kurulu'nda da, efendim buna alacak paramız yok. Balkanlardan da ben imanım kadar eminim. Oradan bir hareket çıkmaz, bir şey gelmez bize diyor. Ve daha sonra Yunanistan devreye giriyor. Mısır'da yaşayan Rum kökenli Hristiyan George Averof isminde zengin bir iş adamı 8 milyon drahmi vererek bu zırhlıyı alıyor ve Yunanistan'a hediye ediyor. Diyor ki bir şartım var, benim soyadımı kullanın. Sayın Başkanım, bu bir Averof zırhlısına yüzünden biz Trablusgarp'ı, adaları, Balkanları hepsini kaybettik. Çanakkale'de de bu kadar şehit vermemizin sebeplerinden bir tanesi de bu. Bizim Türk donanması burnunu dahi çıkartamadı Çanakkale'den. Bakın Evet. teknolojinin, bilimin önemine ben burada vurgu yapmak istiyorum. Yani jeopolitik, jeostrateji derken istediğiniz kadar siz hakim yerlere, boğazlara hakim olun. Hiçbir anlamı yok. Bakın Afganistan'da dünyanın değerli madenleri var. Efendim mesela Orta Doğu'da dünyanın petrolü var. Türkistan coğrafyasında dünyanın doğalgazı var. Ancak teknoloji, imkan, para gücü, silah gücü, teknoloji, kabiliyet sizde olmadığı müddetçe bunlar size külfet olur ve bu petrol, bu doğalgaz, bu zenginlikler sizin köleliğinize, bileklerinize vurulan pranga olur Sayın Başkanım. Tıpkı bugün Başınıza bela İslam, olur. aynen öyle. Bugün İslam coğrafyasına vurulan pranga nedir biliyor musunuz? Petroldür, doğalgazdır. Doğru. Sebebi ise akılsızlıktır, Doğru. mantıksızlıktır, bilimden uzaklaşmaktır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Bin bir zorlukla, bin bir meşakkatle malumunuz. Oralara da gelmeyeceğim. Kuranlardan Allah razı olsun. Bütün devletlerimizi kuran büyüklerimizden Allah razı olsun. Mekanları cennet olsun. Ve bu insanlar şunu gördü. Dedi ki cesaret varsa bizde var. Askerlik diyorsan bizde var. Ama bizde eksik olan ne? Bilim, eğitim. Ve buna yöneldik. Daha sonra Sayın Başkanım, kıymetli Türk Ocaklılar, İşte evreleri geçelim hızlı hızlı. Kıbrıs davası ve Kıbrıs davası, Kıbrıs Barış Harekatı ise Yüce Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti için milattır. Bugünkü jeopolitiğimizi değiştirmesinde milattır. Ve artık Türkiye dedi ki ben size rağmen, yani NATO'ya, Amerika'ya, Rusya'ya rağmen bu harekatı yapacağım. Çünkü o dönemin büyükleri dedi ki eğer biz burayı almazsak yarın bir gün Türkiye'ye gelecek. Ve biz burada yok olup gideceğiz. Dört bir taraftan çevrelenmiş durumdayız. Ve Kıbrıs Barış Harekatı'yla da bizim jeostratejimiz, jeopolitiğimiz tamamıyla değişti. Ve Amerika sağ olsun bize ambargo uyguladı. Ben şunu istiyorum Burak Hocam, Sayın Başkanım. İnşallah daha fazla askeri ambargo uygular da Kıbrıs Savaşı'ndan bu yana elde ettiğimiz o milli harp sanayimizi 2-3 kat daha geliştiririz. Keşke daha fazla Kesinlikle. uygulasınlar. Vallahi bakın ezan da okunuyor, dua ediyorum. Keşke daha fazla yapsınlar, yapsınlar. Ellerini tutan yok. Biz de daha fazla atılım yapalım, daha fazla millileşelim.
Şimdi Kötü gelelim komşu insanı mal sahibi yapar demek. Mal sahibi yaparmış. Zaten komşumuz yani, hani bakmayın 10 bin kilometre öteden Tabii. geliyorlar diyorlar ama değil. 10 bin kilometre ötede değil. Hatay'ı geçtiğiniz anda, Urfa'yı geçtiğiniz anda Amerikalı Johnny'ler sizin ya da bizim kapı komşumuz. Rus'un Igor'u Ya da bizim kapı Yunanistan, komşumuz. Tabii Bulgaristan. tabii tabii tabii. Şimdi oralara da geleceğim Sayın Başkanım. Ve malumunuz bu böyle gelişti. Ve bu vatan hainleri, işte FETÖ'cü vatan hainlerinin de kumpasları malumunuz, özellikle de deniz kuvvetlerimiz oldu. Neden deniz kuvvetlerimiz oldu Sayın Başkanım? Onu da arz edeyim izninizle. Bu Doğu Akdeniz'de varlığından bahsedilen, aslında da bulunan, bilinen bu doğalgaz havzaları da zaten 80'lerde, 90'larda bilinen bir hadiseydi. Ancak dönemin konjüktürü, Soğuk Savaş'ın devam etmesi ve hemen bitmesi ve elde zaten hükmettikleri Orta Doğu'daki petrol havzalarının biraz daha zayıflaması ve onları biraz daha köleleştirmesi gerekiyordu ki onu sakladılar. Bunu kim biliyordu? Biliyorsa İsrail biliyordu, Amerika, İngiltere biliyordu. Ve zamanı gelince bu artık yavaş yavaş ayyuka çıktı. Avrupa Birliği genişledi. Rusya eski gücüne yavaş yavaş kavuşmaya başladı. Bir taraftan Çin. Bu sefer düğmeye bastılar. Ve Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni zaten kabul etmiyorlar. Bu ortaklığa dahil etmemek için apar topar haydut, katil, devletçik, terörist devlet Rum kesimini 2004'te Avrupa Birliği'ne aldılar. Anlam planıyla şunla bunla aldılar. İşte almalarının tek sebebi, birinci sebebi buydu Sayın Hocam. Tabii daha sonra ne oldu? Türk yetkililerde de artık gözü yavaş yavaş açıldı. Ha dedi, işin aslı bu. Biz de artık kendi göbek bağımızı kendimiz kesmek durumundayız. Çünkü nedir? Bir numaralı beka sorunu. Şimdi Adalar Denizi'ne bakıyorsunuz. Adam diyor ki sana utanmadan, uluslararası hukuku, kanunu yok sayarak. Bir de şimdi karasuları olayına geleyim. Sayın seyircilerimize, Türk ocakları arz edeyim. Kıta sahanlı karasuları ne demek? Şimdi burası Türkiye diyelim Sayın Başkanım. Bu sol elinde Yunanistan. O benim yüzümde deniz, Adalar Denizi. Şimdi şu da bu Ege Adası ama ne yazık ki o dönemki şartlarda verilmiş. Bu Anadolu'nun bir uzantısı yani kara parçası. Sadece üstünde deniz var. Yani bu kopup gelmemiş. Orası böyle bir papatya gibi oraya dikilmemiş. Burası Türkiye'nin Ege ya da Batı Anadolu'nun bir kara parçası uzantısı. Yani bu topografik olarak, jeolojik olarak, mantık olarak, coğrafya olarak zaten akla mantığa ters. Ve uluslararası deniz hukukuna göre de kıymetli Türk ocaklılar adalardan ana kıta hariç adalardan asla siz kıta sahanlığını geçiremezsiniz. Ha bir sahil hakkınız olur plajlarda şurada burada. Ama siz tutup da ben adalardan dibinden geçiririm diyemezsiniz. Bu haksızlık. Bakın Manş Denizi'nde Jersey Adaları var. Fransa ile İngiltere arasında. İngiltere güçlü olduğu dönemde almış. Fransa şimdi onunla anlaşmazlık var. Madem çok şeysiniz, demokratsınız, hukuka güveniyorsunuz. Verin Fransa'yı o zaman. Hadi Fransa al Adana İngiltere'den. Alamaz. Ve Türkiye'ye ne diyorlar? Türkiye'yi dört bir taraftan sıkıştırmak niyetleri. Yani ben şunu görüyorum Sayın Başkanım. Bu olaylar Adalar Denizi'nde, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz olsun, Kafkaslar olsun, Güney bölgemiz olsun. Hepsi ama hepsi birer hedefe ulaşmak için adımın ilk 2, 3, 4. basamağı. Son basamakta, son hedefte ise Türkiye var. Bunu kimse evet. unutmasın. Yani bu 2, 2 daha 4 Sayın Başkanım. Buyurun sorunuz varsa ben alayım yoksa devam edeyim. Şimdi bir öğretmen arkadaşımız şey sormuş. Peki diyor jeopolitik yanlışımız neydi diyor. Yani kime güvenmekle hata yaptık diyor biz buradaki politikalarda. Evet. Şöyle şu Türk ordusuna güvenmemekle hata yaptık. Türk ordusundaki vatanperver, milliyetçi, gerçek Türk subaylarını içeri almakla hata yaptık. Efendime söyleyeyim, vatan haini FETÖ'cülerle işte onlara inanarak hata yaptık. Ha şimdi diyebilirler NATO'ya niye girdik ettik. Ama şunu söyleyeyim kıymetli genç kardeşlerim özellikle. 1945'teki halimizi bir görseler, yani evet. ordunun durumunu,
Mesela Stalin mikrobu, affedersiniz, Türkiye'yi tehdit ediyor. Türkiye'nin elinde o zaman 10 tane uçağı yok. Ve Rusya, ki düşünün, koskoca Almanya'yı yenmiş, muzaffer çıkmış, harp sanayini savaşta geliştirmiş, zırhlı birlikleri var. Bakın o dönemin videolarına, Kars sınırına, af buyurun, develerle gidiyor Mehmetçik, elinde kılıç. Yani siz şimdi akıl var, mantık var, zırhlı birliklere, Rus tanklarına 2. Dünya Savaşı'nın hemen arifesinde develerle karşı koyamazsınız. Ya. 1. Dünya Savaşı'nda bile karşı koyamazsınız böyle bir teknolojiyle. Yok, açlık var, kıtlık var, savaş bütün dünyayı sarmış. Ne yapacaksınız? Dönemin yetkilileri de tabii Rus'la değil de Batı dünyasıyla, zaten hani bu batılılaşma yeni bir şey de değil, 200 senedir Osmanlı'dan bu yana gelen bir şey, kendini daha yakın gördü ve NATO'nun içerisinde buldu. Tabii bu zamanla ayyuka çıktı. Özellikle de 90'larda bu Amerika Birleşik Devletleri'nin, özellikle bu Irak işgalindeki komutanlarının, işte ordusunun, istihbarat örgütlerinin PKK terör örgütüne açıktan ve gizli destekleri, efendime söyleyeyim yine Yunanistan'a olan açık destekleri, hepsi artık birikti, birikti, birikti. Tabii bu şey değil yani, biz sadece kimle? Kan kardeşimiz Türk devletleriyle içli dışlı olabiliriz. Diğerlerine %100 güveneceğiz veya sırtımızı onlara yaslayacağız, onlarla %100 işbirliği yapacağız diye bir şey yok. Bu tarihte yok. Yani ve böyle gelişti. Tabii hatalar oluyor ama şu da var. Rahmetli Fevzi Çakmak Paşa'nın en sevdiğim sözlerinden bir tanesi, süngülerinizin sayısı kadar dış işlerinde sizin sözünüz geçer diyor. Bak ne kadar doğru bir laf. Bugün ne demek? Tabii bugün de askerinizin imkan ve kabiliyeti kadar sözünüz geçer sizin. Yani bakıyorsunuz Orta Doğu coğrafi, mesela Suudi Arabistan benim gözümde devlet bile değil. Alıyor 700 milyar dolarlık, işte Amerika Birleşik Trump döneminde silah anlaşması yaptı. Şimdi soralım ona, 700 milyar dolar Amerika'ya haraç vereceğine 70 milyar dolar Filistinli gençlere verseydin de bugün orada Kudüs Mudüs daralatsalardı ne vardı? Ya. Bugün orada Müslümanlar hep birlikte namaz kılsa ne vardı? Hocam burada şunu söyleyebilir miyiz? Sizin geçen Buyurun. Bir televizyon konuşmanızda da görmüştüm. Sanki Arap dünyası Filistinleri kendinden kabul etmiyor gibi bir söz söylemiştiniz. Evet, evet, evet Sayın Başkanım, etmez. Neden? Bu şu şeyi de söyleyeyim. Mesela Filistinleri Arap sanar insanlarımız. Onlar Arap Evet. değil. Onlar Fenikeli, Giritli, Araplaşmış Fenikeliler, Giritliler ve Müslümanlardır. Yani Giritli, Fenikeli, Müslümanlardır. Akdenizlilerdir. Onlar Arap değildir. Araplaşmıştır. Mısırlıların Araplaştığı gibi. Tunus'un, Cezayir'in Araplaştığı gibi. Onların çoğu Berberi biliyorsunuz. Yüce İslam diniyle de Araplaşmışlar. Öyle söyleyeyim. Yani ya da yanlış yorumlamışlar. Milliyetlerini kaybetmişler. Filistinliler dediğim gibi Arap değil ve sahip çıkmamalarının sebebi de bu. Şimdi hani tarihte İsrail-Arap Savaşı diyorlar ya, ben Evet. onun adını değiştirmek istiyorum. Yani İsrail-Arap Savaşı diye bir savaş yok ortada. Bakın geçenlerde bir ulusal bir kanalımızda, büyük kanalların birisinde bir emekli komutanımız anlattı. 90'larda dedi bir Arap ülkesine, Irak yanılmıyorsam, bir şeye gittik dedi. Orada da bir savaş gazisi, bir komutan madalyası var. Tebrik ettim dedi. Hani bu madalyayı nerede aldınız? İşte o İsrail Savaşı'nda güya almış. Sonra tam böyle şey biterken çekmiş bizim komutanı. Ya demiş, itiraf edeyim, Allah'tan korkuyorum demiş. Ben biz hiç savaşmadık ki demiş. Nasıl yani demiş. Biz demiş daha şey, Irak'tan sınırı Suriye'ye geçer geçmez İsrail Hava Kuvvetleri hepimizi imha etti demiş. Yani tek kurşun dahi atmadık. Bu gösteriş olsun diye takıldı bu madalya diyor. Yani şunu diyeceğim. Filistin'i kendinden saymıyor. Bir de şunu arz edeyim kıymetli Türk ocaklılara. Araplar dediğimiz ya da Sami kavimleri, kuzenleri kimdir Burak Hocam? Ben size sorayım. Arapların kuzeni İsrailoğullarıdır. Yani amca Evet. çocuklarıdır. Bunlar birbiriyle kavga eder mi? Etmez. Kesinlikle. Göstermelik. Göstermelik. Ha burada İran'ın parmağı var. Şimdi mesela İran atıp tutuyor. İsrail'i yok ederiz diyor. Elini tutan mı var? Hadi yok et. Hadi Bugüne yok et. kadar herhangi bir Yani şeyini bir tane görmedik. kurşunun var mı? Bir tane taş Yok. atmadın. Taş. Ne yaptın?
Lübnan'da garibanları kullandın, Şii mezhebini ortaya sürdün, mezhepçilik yaptın, İslamiyet'e en büyük zararı sen verdin İran. Ve azılı Türk düşmanıdır Persler, malumunuz. Azılı Türk düşmanı. Karabağ Savaşı'nda 90'larda malumunuz Ermenistan'ın tek çıkış yolu oraydı. İran'dan can suyu gitti Ermenistan'a. Yani onlar da din kardeşliği şu bu yok Burak Hocam. Evet. Onlarda din kardeşliği yok. Zaten kendileri diyor Ermenilerle akrabayız diyor. Her yerde söylüyorum Allah akrabalarınızı bozmasın inşallah iki cihanda da. Kesinlikle oradaki evet. Uyanan Türklük de zaten gümbür gümbür geliyor. Tabii inşallah inşallah 40 milyon. Bakın ha şunu da söyleyeyim Burak Hocam. İran öyle Fars'ın şunun bunun Zerdüşt'ün yurdu değildir. İran Türk yurdudur. İddia ediyorum Anadolu'dan daha çok Türk yurdudur. Kesinlikle. Tekrar edeyim. İran Anadolu'dan daha çok ve daha önce Türk yurdudur. Kesinlikle. Onu söyleyeyim. Bizzat Tebriz. Hükmetmediğimiz yaklaşık 11 asıra yakın bizzat hükmettiğimiz dönemler var. 1920'lere kadar Türk yöneticileri vardı başında. Evet. Ondan sonra İngiliz'in oyunuyla Fars geçti başına. Bu evet. Arada modern edebiyatın önemli ismi Metin Savaş hocamız bir ara evet. Şöyle bir mesaj yazmıştı. Göbekli Tepe'ye ilk gittiğimde orayı gördüğümde yanımdaki arkadaşa dedim ki şu anda Türklüğün köklerine bakıyoruz demiştim diyor. Evet. Gerçekten de güzel bir duygu. Bir de Evet. Adana Türk Ocağı Başkanımız tabii siz de Adanalı olunca Evet. özellikle Volkan Hocam başkanım. çok selamları söyledi Volkan Aleyküm Hocam. selam Tabii sağ olsun. Tokat Türk Ocağı ve Ardahan Türk Ocağımız ve diğer birçok Türk Ocağımızın şube başkanları veya üyeleri de zaman zaman programımızı şu anda da izliyorlar. Onları da arada söyleyeyim dedim. Selam olsun hepsine. Sağ olun. Burada şöyle devam edelim mi? Yani bugünlerde Mısır'la görüşmeler var. Türkiye'nin Evet başkanım. Mısır'la görüşmeleri var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hangi düzeyde ve nasıl devam ediyor Evet, görüşmeler? Sayın Başkanım ben çok olumlu buluyorum. Türk milletinin bu saydığınız coğrafyadaki ülke halklarıyla dost, kardeş halklarımıza hiçbir sıkıntımız yok olmamalı. Hani Evet. şey diyebilirsiniz, şu oldu bu oldu birinci. Bunu geneline yaymamak lazım. Çünkü neden? Nihayetinde Mısır'da bir Müslüman ülke ve yine bakın Yavuz Sultan Selim'den çok çok daha önce Memlük Türk Devleti burada hüküm sürdü. Yani buralar 1000 yıllık. Hatta şimdi belki çok güçlü iddia olacak. Tabii tam kanıtlanmasa da güçlü şüpheler, iddialar var. Antik Mısır demeyeyim hadi de onu ön Türkçülere bırakayım. Memlük Türklerinden bu yana burası Mısır Türk coğrafyasıdır. Ve Mısır daha düne kadar Osmanlı bir vilayetiydi, bir vali yönetiyordu orayı. Ve şimdi bu Kudüs olayları, bu Kudüs'e saldırması, bu Siyonistlerin, bu katillerin Kudüs'e saldırmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi Türkiye ve Mısır'ın artık yakınlaşması. Yani bundan çok çekiniyor. Arap dünyasının en güçlü, tarihteki en büyük devleti Mısır. Ordusuyla, nüfusuyla, interlandıyla, her şeyle. Ve Türk dünyasında da ve İslam dünyasında en büyük ülke Türkiye. Akdeniz'de bunların yakınlaşması, Libya ile zaten olan, kardeş Libya ile olan anlaşma. Akdeniz'i şöyle gözünüzün önüne getirin, bir üçgen düşünün. Mısır'dan kuzeye doğru, Libya'dan da kuzeye doğru, Türkiye'ye doğru bir üçgen. Yani tamamıyla Kıbrıs'ı da içine alıyor, kapatıyor ve İsrail'i de hapsediyor. Türkiye ile Mısır'ın bir anlaşma yapması, münasebe ekonomik anlaşma yapması İsrail'in hayat borusunu keser, kesmeli de. Ha bu şey değil. Tabii ki İsrail'de sonuçta tanımışız, kurulmuş bir şekilde. Onun da orada sahilde, kıta sahanlı hakları var. Ancak şunun farkında İsrail'de, Türkiye'siz burada ekonomik olarak kıytırık Yunan'la, kıytırık Rum'la iş yapamaz. Ne yapacak? Türkiye'yi de işte kendi istediği politikalara getirmek için hassas noktamız, yumuşak karnımız Kudüs olduğu için bu mezalimi yapıyor, çoluk çocuk katlediyor. Çoluk çocuk Evet, katlediyor. buna değinmeniz iyi oldu hocam. Yani çünkü ben de tam onu soracaktım. Yani şimdi bugünün hep böyle bayram günlerinde, kutsal günlerimizde, gerçi onlar da Kudüs gününü kutluyorlar. Yani dün akşam da Müslümanlar bombalanırken dans edip eğlendiler falan. Yani
Bu hep tesadüf mü? Her sene böyle Ramazan bayramına yakın işte bir... Tesadüf olur mu Sayın Başkan? Bilinçli propaganda bu. Mesaj vermek istiyor. Saddam Hüseyin'i ne zaman idam ettiler? Evet. Bayram arefesinde, Kurban Bayramı sabahında idam ettiler. Yani burada mesaj veriyor İslamcı olarak. Bakın ben size bir örnek vereyim. Şimdi Selahaddin Eyyubi, hani çıktılar bir de dediler ya işte Selahaddin Eyyubi Mezopotamyalı Barzani'nin ataları diye. Nereden atası oluyormuş ya? Selçuklu Atabey'i Nurettin Mahmut Zengin'in yeğenidir, dayısıdır. Oğullarının Evet. adı Bozkurt, efendime söyleyeyim, Türk Hakanı. Sahip çıkmazsanız birileri de sahip çıkıyor işte öyle. Kesinlikle. 8 yaşında, 8 yaşında Şam'da o zaman küçük bir çocuk bir Müslüman iyi durumda bir minber yaptırıyor marangoza. Diyor ki bu ne için? Kudüs için, Mescid-i Aksa için. Adam da diyor ki ya orada Haçlılar var orada. Nasıl olacak? Olsun diyor. Allah yardım eder bana. Bir gün diyor birisine nasip eder. Onu oraya koyar diyor. Tamam da kim koyacak diyor. Hani devlet mi var, şey mi, güç mü var? Kim koyacak? Haçlılar orada güçlü. Olsun ben yapayım da diyor Allah rızası için. Kudüs için bunu yaptım diyeceğim diyor. Ve Selahaddin Eyyubi bunu unutmuyor. Şimdi bir örnek daha vereceğim Selahaddin Eyyubi ile ilgili. Ve Selahaddin Eyyubi de Eyyubi devletini kurunca malumunuz Selçuk Atabeyliğinden ayrılıyorlar tabii. İşte malumunuz Kudüs'ü fethediyor. Fethetmeden önce de simsiyah giyinilmiş. Hep siyah giyinilmiş, yüzü hep asıkmış. Komutanları soruyor, efendim merak ediyor halk, asker, ordunuz. Neden hep siyah giyiyorsunuz? Niye yüzünüz gülmüyor? O da ben yas tutuyorum diyor. Yas tutarken nasıl renkli giyineyim ya da yüzümsün? Ne yası efendim diyorlar. İlk kıblemiz, Peygamber Efendimiz'in miraca yükseldiği Kudüs ve Hazreti Ömer'in fethettiği Mescid-i Aksa. Haçların ayağının altında çiğnerken benim yüzüm gülmez ve simsiyah giyinirim. Rahmetli Atatürk de o arkada sizin posteri olan büyük başbuğda Bursa'mız, ilk başkentimiz işgal edildiğinde meclisin kürsüsüne Burak Hocam siyah örtü örtülmesini emrediyor. Neden diyorlar? Bizim ilk başkentimiz, mukaddes şehrimiz Bursa, Yunan mezaliminde inim inim inlerken biz başka renk koymayacağız, and içtik diyor. Ve yine Kesinlikle. bir örnek vereyim. Bakın Selahaddin Eyyubi bir örnek alıyor. Teğmen Sofokles, bunlar hep Venizelos'un ve kralın yeğenleri, oğulları. Bu hainler, bu azgınlar Bursa'yı işgal ettiğinde kıymetli Türk ocaklar da bakabilir, Google'a da yazabilir. Teğmen Sofokles yazsınlar. Benzetmek gibi olmasın, haşa, o pis elini Osman Gazi'nin türbesine koyuyor. O pis ayaklarıyla sandukayı kirletiyor. Oraya bir şarjör sıkıyor. Ertuğrul Gazi'nin de mübarek türbesini havaya uçuruyorlar ve gazetecileri çağırıyor. Diyor ki gel Osman gel. Gel de kurtar bilmem nelerini diye. Aynen affınıza sunuyorum. Manşet böyle. Ve bu infial yaratıyor. Ve Mustafa Kemal ve o kahramanlar and içiyor. Bakın Atatürk'ümüzün İstanbul ve Ankara'dan sonra en çok ziyaret ettiği üçüncü şehir Bursa'dır. Mübarek Bursa'dır. Ve Bursa'yı aldığımızda, o Yunan katillerinden aldığımızda rahmetli Atatürk ilk iş olarak Osman Gazi'nin türbesine gidiyor. Fatihasını okuyor. Esas duruşa geçiyor. Osman Bey artık rahat uyu. Bundan sonra senin mübarek kabrini hiçbir düşman kirletemeyecek diyor. İntikamını aldım diyor. Atatürk böyle büyük Türk ve böyle Müslüman bir liderdir Burak Hocam. Ve Kesinlikle. şuna geleceğim Selahaddin Eyyubi'den. Malumunuz 1960'larda da 60'larda da bu Avustralyalı bir Siyonist Yahudi geldi Mescid-i Aksa'daki camimizin o minberi yaktı. Tarihi minberi yaktı. Ve dönemin İsrail Başbakanı, o kadıncağızın adı da aklıma gelmiyor. Diyor ki anlarında korkudan sabaha kadar uyuyamadım diyor. Sabaha kadar. Tıpkı Nazi dönemindeki başımıza gelen o felaketlerin bir benzerini şimdi bütün Müslümanlar yürüyecek. Sabahleyin burada olacak ve Tel Aviv her tarafı kuşatacaklar, bizi öldürecekler diye tir tir titredim diyor. Birinci gün baktım ses yok. Devam eden günlerde ses yok. O gün anladım ki bu ümmet uyuyan ümmet ve her gün devam ettik diyor. Biraz daha biraz daha üstüne gitmeye. Yani şunu demek istiyorum Burak Hocam. Bakın siz de hocasınız, siz de yazıp çiziyorsunuz. Etrafınıza bakın.
Yüce Türk milletinden başka bu mazlum milletlere Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, Kırım'da, Filistin'de, Yemen'de, Arakan'da, Irak'ta, Suriye'de bunlara kucak açan, bunları düşünen, bunlara kafa yoran, bunlara üzülen kaç kişi var? Kaç tane devlet var? Allah aşkına söyleyin. Kaç tanesinin sesi çıktı? Bakın beğenmezler. Hani işte bu dinbazlara göre kafir olan gazeteciler Avrupa'da, onlar bile, elin Hristiyanı bile diyor ki yazıklar olsun İsrail'e, elinizi çekin oradan diyor. Ama bunlara bakın, entari yiyenlere bakın, af buyurun. Hiç ses yoktuk, yok. Neden? Neden? Yani bir Norveçli şarkıcı dahi evet, İlham Tohti'nin şiirini müzik besteleyip söylüyor. Söylüyor. Kendi dilinde Doğu Türkistan'ı dert ediniyor. Allah'ın Katoliği, Venezuelalı Katolik bile dert ediniyor. Bizim Müslüman sözde burada hiç oralı bile olmuyor. Ve 10 tanesi, bakın 10 Orta Doğu ülkesi gizli anlaşma yapmış durumda İsrail'le. Umrunda değil. Orada Filistin'de bebek ölmüş, çocuk ölmüş. Mescid-i Aksa. Ya bir başka bir örnek vereyim ben size. Mekke'ye, Kabe'mize İngiliz'in çizmelerini soktu bunlar. Umrunda oldu mu? Evet. Medine'ye İngiliz'e çiğnettiler Medine'yi. Umrunda oldu mu bunların? Burak Hocam, Yok. Filistin'e şimdi ağlasınlar. Bir de insanlar bekliyor işte, niye susuyorsunuz? Susar tabii adam. Adam Peygamber Efendimiz'in şehrini çiğnetmiş İngiliz'e. Filistin'i mi çiğnetmeyecek? Çiğnemek demişken Adana Türk Ocağı'ndan bir arkadaşımız şöyle bir şey yazmış. Demin ki Osman Bey'in kabriyle ilgili siz konuşurken yazdı. Dedi ki Akif de diyordu diyor. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Adana Türk Ocağı'ndan selamlar demiş. Evet, Şimdi aleyküm selam. çok güzel bir acılı bir söz ama gerçekten doğru bir söz oldu. Burada bir arkadaşımız şöyle bir şey sormuş. Bu Türkiye-Mısır ilişkilerinin gelişmesi, Kudüs'te gördüğümüz bugünkü İsrail zulmüne karşı olumlu bir etki yapar mı diyor. Şöyle orta vade ve uzun vadede olumlu etki yapar. Yani bir anda Mısır o şeyden kopup gelemez. Evet. Bırakıp gelemez çünkü başındaki adam belli. Yani nasıl geldiği, ne ettiği belli. Şimdi Tamam. zarar vermeyelim ama bir anda kopup Evet. gelemez. Ha, halk nezdinde bu tabii ki tepkilere yol açıyordur. Mısır halkında bir, en azından bir Suud halkı gibi değil onlar. Tepkilerini gösteren ve kültürleri de geçmiş, tabii çoğu Kıpti, biliyorsunuz o antik Mısır'ın da vermiş olduğu bir şey var Mısır'da. Bir kültür var. Diğerleri gibi değil, yani o Körfez ülkeleri gibi değil onlar. Tepkilerini koyarlar ama devlet bazında ne olur bilemem. Tabii burada Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu kanalları devreye sokması lazım. Cesaretlendirmesi lazım. Cesaretlendirmesi lazım. Yani şuna geleceğim Burak Hocam. Bakın Bilge Kağan'ın dediği gibi, Tony Cook'un dediği gibi, çoklar diye korkmadık diyor. Aziz diye de korkmadık ve bütün düşmanlarımızın çadırlarına girdik, hepsini mızrakladık. Yani az olmanız bir dezavantaj değil. Yani siz, ben şunu söyleyeyim size, büyük taarruzu yapan 190 bin Türk evladı, Çanakkale'de çarpışan 200 bin Türk evladı, efendime söyleyeyim, Malazgirt'e yürüyen 30 bin Türk evladı, efendime söyleyeyim, başka örnekler de verebilirim, Muaç'a yürüyen, Nibolu'ya yürüyen 20 bin Türk evladı, Bedir'de savaşan 300 Müslüman evladı, bugün 1,5 milyar Türk Müslümandan daha fazlaydı. Kesinlikle. Daha fazlaydı bakın. 1,5 milyardan daha fazlaydı. Yani bu cümlemin arkasında neler yattığını siz değerli konuklar zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Önemli olan Kesinlikle. nüfus değil. Ha, tabii o da bir etken, elbette etken ama önemli olan nitelikli nüfus olmak. Yoksa Evet. şimdi şöyle söyleyeyim ben size, af buyurun. 10 bin tane koyun getirelim şuraya. Evet. 5 tane de bozkurt getirelim ya da aslan getirelim. Ne olur? Kesinlikle. 100 güne kalmaz hepsi telef olur. Evet, Şimdi buyurun. nerede okuduğumu hatırlayamadım ama ya bir hatıratta diyordu ki Balkanları kaybetmişimizle ilgili bizim insan niteliğimiz bozuldu ilk önce diyor. İnsan kalitesi bozuldu diyor. Öyle kaybettik diyor.
Gerçekten Evet. çok değerli bir söz. Hani ders verici bir söz. Hani bundan gocunmaya gerek yok. Gerçekten kalite nitelik bozulursa şuurunuz da bozuluyor ve Tabii ki. elinizdeki de elinizden gidebiliyor. Burada hocam bir arkadaşımız şöyle bir şey demiş. İşte İsrail'in Filistin'in attığı havan topuyla iki tane İsrailli ölünce Birleşik Arap Emirlikleri Filistin'i kınıyoruz falan dedi diyor. Zaten siz Birleşik Arap Emirlikleri'ne küçük Suudi Arabistan diyordunuz herhalde. Evet, küçük Suudi Arabistan. Kınar tabii çünkü amcasının oğullarını öldürdüler. Yani niye Ha, kınamasın ki? Kuzeni öldü iki doğru. tane. Araplarda bu kabilecilik vardır. Tabii Doğru tabii diyorsunuz. tabii tabii. Yani bunlarda zaten yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de geçer çok kez. Bunlar kavmiyetçidir. Böyle aşiretini kan davası güderler. Kincidirler ne yazık ki. Bu da kendinden olan gidiyor. Dini farklı olsa da. Ya ben bir şey sorayım size. Hangi bir Körfez ülkesi bugüne kadar bakın Darül Harp'ten birisini öldürmüş. Yemen'i bombalayan bunlar. İsrail'le işbirliği yapan bunlar. Amerika Birleşik Devletleri ile 750 milyar dolarlık silah anlaşması yapan bunlar. Efendime söyleyeyim. Bin Laden, şimdi ben örnek vereyim size. Bin Laden'in kız kardeşleri, halası, akrabaları kim biliyor musunuz Burak Hocam? Bugün Kim? Amerika Birleşik Devletleri'nde Baba Bush'un ve George Bush'un Teksas'taki petrol ortakları. Bunu biliyor mu Gerçekten halk? bunu Evet. bilmiyordum ben. Evet gerçekten halası 50 tane akrabası var. Suudi Arabistan'dan çok Amerika'da yaşıyor Bin Laden'in akrabaları. Ve petrol ortağı bunlar. Zengin insanlar. Bu söyledikleriniz aslında şifreyi veriyor. Peki Evet. burada hocam şeyi söylemek istiyorum bir de. Buyurun. Hani bu Doğu Akdeniz'de bir araya gelen bu işte Arap coğrafyası, hani Filistin'den geçen sene Dışişleri Bakanları düzeyinde orada İsrail, Filistin, Suudi Arabistan, yanlış hatırlamıyorsam Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi, İtalya falan, hani bir konsensüs oluşturdular yanlış Evet. hatırlamıyorsam. Evet, Şimdi Akdeniz'de. evet, bu devam etmiyor mu şu anda o zaman bu Ediyor. bombalamalar? Ediyor. Zaten Filistin'in bir söz hakkı yok ki. Filistin'e demişler ki işte şu sahilden şu kadar senin balıkçılık yap. Filistin orada doğalgazı arayacak hali yok ki. Balıkçılık yapmasına izin vermiş ki ya öyle sözüm ona. Türkiye'de şimdi kurnazca İsrail bu konsorsiyuma çekmek istiyor ama şu var. Biz Rum kesimini tanımıyoruz ki burada o haydutlar var. Girdiğiniz anda bu şey demek. Rum kesimini tanıyorsunuz demek ve KKTC'yi tanımıyoruz demek. Yani böyle bir şeyin imkanı yok. Ya bakın bu Sevilla haritası Burak Hocam. Bu işin özü neydi? Sevilla haritası. Yunan istihbaratından bir yetkili gidiyor. Bu Sevilla'daki o hoca, profesör, haritacı ona rüşvet vererekten böyle bir harita yaptırıyor. Ve bu haritaya da Avrupa Birliği resmi olarak sahip çıkmıyor. Ama eylemlerinde sahip çıkıyor. Gidiyor bizim Türk yetkililer diyor ki madem siz resmi olarak sahip çıkmıyorsunuz bu bir basit bir harita ama uygulamaya gelince aynısını uyguluyorsunuz. Bunu nasıl izah edeceksiniz? İzah yok. İzah yok. O haritayı baz alaraktan devam ediyor. O zaman biz de gidelim kendimize dost birini bulalım. Rüşvet versin devlet. Özür dilerim ya da birisi ve biz gidelim diyelim ki bir harita çiz. Biz de onu mu devam ettirelim yani? Akdeniz'e sahip mi olalım? Böyle evet. İsrail'den Buyurun. bahsetmişken şöyle bir soru da var. Diyor ki bir arkadaşımız, anlamadığım bir şey var diyor. Şimdi hani dün İsrail Filistin'i bombalayınca diyor bazı sosyal medya sayfalarında altına yaşasın Kürdistan falan gibi böyle sözleri de gördüm diyor. Hani diyor İsrail'in sevinci nasıl, hani Kürdistan nasıl bir çıkarı var diye sormuş bir arkadaşımız. Bu da nasıl bir bağlantı kurabiliriz? İsrail bombalayınca İsrail lehine mi söylüyor bunu? Aleyhine Evet. mi? Lehine. Lehine. Çok çok çıkarı var. Çünkü orada sözde bir terör devleti. Bakın Sayın Başkanım ve kıymetli genç arkadaşa şunu söyleyeyim. Batı'nın yapamadığı iki olay kaldı. Yani o ikinci proje dedik ya Avrupa'dan atılma, Anadolu'dan atılma. İki tane projeleri yarım kaldı. Birisi Büyük Ermenistan,
diğeri Kürdistan sözde. Bunu yapamadılar. Neden? Biraz daha doğuda kaldıkları için. İç bölgede kaldıkları için. Evet. Ancak bundan hiçbir zaman vazgeçmediler. Hiçbir zaman. Bu sorunu uyuttular. 1950'lerde yeniden ortaya attılar. Ermeni diasporası dedikleri şeyle. Asalay'la. Bununla da Kıbrıs devam etti. Bunda da sonuç alamayınca diğer projeyi yeniden ortaya sürdüler. 70'lerin sonunda ortalarında Kürtçülük hareketini başlattılar. Ve daha sonra 12 Eylül'den sonra işte gelişti şu bu. İşte zırva yalan uydurdular. Yok Diyarbakır cezaevinde şöyle işkence gördük, böyle işkence gördük. Efendime söyleyeyim ben size buradan yüzlerce binlerce işkenceden geçmiş Türk milliyetçisi, ülkücü sayarım. İdam Evet. edilmiş. Hangi bir tane Kürtçü asılmış? Evet. Hangi bir tane terörist asılmış? Kesinlikle. Değil mi Sayın Başkanım? Kesinlikle. Asılanlar Türk'ün öz evladı. Suçları ne? Vatanlarını sevmek. Şuna geleceğim. Bu hayal ayrıca bu hani bu Kürdistan diyorlar ya sözde terör devletini orada kurulacaklar. Aslında bu büyük İsrail projesidir. Yani bunlar tamamen İsrail tarihte de tek devlet bugün yaşayan şeriatla yönetilen tek devlet İsrail'dir. Onu da altını çizeyim. Bunlar bu sadistler neye inanıyor biliyor musunuz? Bu Siyonizm ve bunların işte dindar kesimi sözde. Armagedon diye bir olaya inanıyorlar. Yani haşa ve evangelistler de bunlardan Amerika'daki biz kıyameti hızlandıralım ki Tanrı'ya yardımcı olalım. Mesih insin, ağlama duvarı inşa edilsin. Kudüs tamamen bunların olsun ve dünyaya hükmedelim. Ve işte Nil diyorum, Dicle, Fırat ve Nil'e kadar olan coğrafya bizim olsun. Ve burada da istediğimiz gibi biz at koşturalım. E şimdi soru şu, dünya üzerinde kaç tane Yahudi var? Ve siz bu metrekareye düşen coğrafyada kaç kişi oluşturacaksınız? Ve ne yazık ki, işte ne yazık ki bu bazı şövanist, devlet kuracağına inandırılan zavallı takımı bunların peşine düşerekten burada devlet kuracaklarını sanıyorlar. Soru şu, tarihte devlet kurdunuz mu? Evet. Grameriniz var mı? Destanınız var mı? Efendime söyleyeyim. Siz burada farz edelim ki kurdunuz, hasbelkader kurdunuz. Türkiye'ye ve Türk milletine rağmen kurdunuz burada bir terör devleti. Siz sanıyor musunuz ki İsrail ve Ermeniler sizi burada yaşatacak? Sizin Değil mi? gözünüzün yaşına bile bakmayacak, 5 sene içinde hepinizi katledecekler. Ermenilerin eline fırsat geçsin Sayın Başkanım. İlk iş olarak Müslüman Kürtleri katledecekler. Tekrar Kesinlikle edeyim mi? Bunu yüzyılın başında görmüştük aslında. Evet, bakın şimdi bu Berlin Anlaşması var Sayın Başkanım 93 Harbi'nde. Biz Evet. Stefanos sonra yumuşatılmış hali Berlin. 93 Harbi'nde kaybettikten sonra Rusya oraya 61. madde olması lazım ya da öyle bir şey, özür dilerim. Orada diyor ki bir madde koyduruyor. Osmanlı Devleti Ermeni azınlığın can ve mal güvenliğini Kürt ve Çerkes çetelerine karşı korumakla yükümlüdür. Tamam mı? Değil mi? Evet, bakın Berlin Anlaşması'nın maddesinde Osmanlı Devleti Ermenilerin can ve mal güvenliğini Kürt ve Çerkes çetelerine karşı korumakla yükümlüdür. Bak ben söylemiyorum. Vallahi ben söylemiyorum. Açıp baksınlar. Türkçe'ye tercüme edildi. Berlin Anlaşması. Ya doğru. 1878. Berlin Konferansı'nda. Olay bu. Zaten Evet. O Berlin Konferansı da Ermeni meselesini başımıza uluslararası Tabii bir tabii. bela olarak açan Atan önemli o. bir. Evet. Evet. Ondan sonra zaten bu gelişti. Bu hani ismini vermek istemiyorum. O bir münafık bir parti var ya soysuzlar. Var ya. Evet. Vatan hainleri. Siyasi Hani dediler uzantısı ya terörün. siyasi uzantısı PKK'lı teröristlerin. Onlar ne dedi? İşte sözde soykırımı tanı. Buradan Müslüman kalbi Türkiye için atan Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Onlar o açıklamayı yapanlar ne Kürt ne Türk ne Müslüman. Onlar düpedüz hınçak taştan uzantıları Ermeni Toybul bölümü. cemiyetinin Evet, kalıntıları. aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi
Tabii ki izleyicilerimiz de katkı sunmaya devam ediyorlar. Tabii. Mesela bir izleyicimiz bizim Türk hocamızdan demiş ki Barzaniler Yahudidir demiş. Evet, böyle bir bilgi de var. Ana tarafında. Evet. Ve Ana soy da ana tarafında. tarafından geçer zaten malumunuz. Evet, onlarda da soy ana tarafından geçer Yahudilerde. Şimdi sizin dediklerinizden özetle şunu anlıyoruz. Kürdistan söylemleri Arz-ı Mevud'un yani Büyük İsrail vaat edilmiş topraklarının gerçekleşmesi için piyon bir şey, ön bir uygulama gibi. Tabii. Aynen öyle Evet. başkanım. Aynen öyle. Şimdi Aynen öyle. Buyurun. bir izleyicimiz şöyle bir şey yapmış. Bu arada ben Ermeni soykırımı, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili o dediğiniz konuda dün akşam da bir programdaydım. Dedim ki yani Türkiye'de yaşayıp da bu ev devletin ekmeğini yiyen hangi kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun Ermeni soykırımı var diyorsa bu kişi hakkında derhal adli işlemler yapılıp cezalandırılmalı. Yani bu ülkedeki başka ne diyebilir ki? Yani bize PKK'yla verdiği zarar aynı bu söylemin. Başka ne Evet. yapabilirsin? Doğru Şimdi diyorsunuz bak. burada bir izleyicimiz diyor ki şu evrede diyor Filistin için Türkiye ne hamle yapar diyor. Bir yorumunuz var mı bu konuda diyor. Efendim askeri müdahale yapamayız. Yani hani şöyle ay, imkan kabiliyetimiz var yaparız. Yanlış anlaşılmasın. Ama gerçekçi olmaz. Yani bir savaş şey çıkmaz. Ha oraya güç göndermeye kalksanız bu sefer kesin bir sıcak çatışma çıkar. Çünkü İsrail'in şöyle paranoyası var. Kurulduğu günden itibaren hep etrafı çevrelenmiş hissettiği için en ufak bir şeye misliyle değil 10 misliyle cevap veriyor. Yani bir roket Hassas. attığınızda F-16'ları, F-15'leri kaldırıp tarumar ediyor. Yani bu artık onun milli davası olmuş. Yani bu devlet politikası bu. Onsuz yaşayamaz. Yani o da onu biliyor. Ben bunu yapmasam yaşayamayacağını biliyor. Çünkü nüfusları az, coğrafyaya da sıkışmışlar. Teknoloji var ama o teknoloji de işte insan öldürmekte kullanıyor. Türkiye ne yapabilir? Sadece İslam ülkelerin değil, yani gerçek anlamda bu işe kafa yoran, gerçekten üzülen İslam devletlerinin değil, nötr olan ve bu işe de insani yönden bakan, sizin de buyurduğunuz gibi Norveç gibi, İsveç gibi, özellikle daha çok Kuzey Avrupa ülkeleri gibi, yani bir Fransa falan değil, bunları harekete geçirerek bir hamle yapabilir. Ha, şunu oynayabilir, istihbarat yaparak ya da propaganda yaparak, psikolojik harp yaparak. Tarihte Burak Hocam, Yahudilerin en büyük düşmanı kim? Katolikler. Evet. Katolikler. Kesinlikle. Katoliklerin Yahudilere yapmadığı zulüm kalmamış. İspanya'da diri diri yaktılar. O insanlar diri diri. Kim kucak açtı? Beyazıt. Gemileri gönderdi, kurtardı. Almanya'da Nazi döneminde diri diri yakıldılar. Şu oldu, bu oldu biliyorsunuz. Kim Evet. kucak açtı? Türkiye. Profesörleri geldi, bilim insanları geldi. Bu gayet Kesinlikle. de normal, gayet de insancıl bir şey. Yani bir insan Yahudi diye veya Ermeni diye veya efendim Bulgar diye yakılmaya, öldürmeye, katledilmeye hak etmiyor ki masumsa. Ne yapılabilir? Vatikan devreye sokularak Katolik dünyası, aralarında ikilik var ya, tarih, hani Evet. onlar ne diyor? Bizim peygamberimizi öldürdünüz. Katolikler. Evet. Çarmıha geldi. Aslında bize göre öyle bir şey yok. Evet. Onlar da ne diyor? Hazreti İsa aleyhisselam bize göre, onlara göre diyor ki İsa da bizim işte İsrailoğullarından gelme ama biraz haşa Allah affetsin. Haylaz çocuktu, biraz işte şey farklı yönlere daldı diyorlar. Biz de onu Evet. affetmedik. Yeni Şimdi bu icat çıkar. kullanılabilir. Tabii yeni icat çıkartıldı. Bu kullanılabilir. Bunu yapabilir. Yani mesela intifada olsa bile Burak Hocam, bakın iki kere intifada oldu. Ne oldu? Evet. 2000'den fazla şehit verdi Filistin. Ama sürekli İsrail toprağını genişletti. Yani ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Batılı bazı devletleri de kamuoyunu da arkanıza alarak
böyle bir hamle yapabilirsiniz. Bakın Birleşmiş Milletler olayını anlatayım size. Filistinli garibim diyor ki ya şeye İsrail askerine ya Birleşmiş Milletler kararı var. Bura benim. Benim arsam, benim yurdum. Neden burayı işgal ediyorsun? Gel gel diyor. Aynen böyle. Dürbünü veriyor. Bak bakalım diyor. Buradan bakınca Birleşmiş Milletler görünüyor mu diyor. Nereden görecek adam? Geçen İşte işte bir video izledik. Geçen hafta kadıncağız bahçesine aleni girmiş. Aleni, şişman bir Yahudi, Siyonist girmiş. Ne işin var benim tarlamda diyor, bahçemde diyor. Kadın onu tanıyor. Geldim diyor, burayı ben gasp ettim diyor. Sen ne hakla gasp ediyorsun diyor. Hırsızlık mı diyor. Öyle ama diyor ben hırsızlık yapmasam başka bir hırsızlık yapacak. Ben yapayım ne olacak ki diyor. Bahçesinde bahçesinde. Yani evet. bu cesareti alıyor. Bakın şimdi ben bir örnek daha vereyim hocam son fazla sıkmadan sizi. Yo, rica Biz ederim hocam, gayet güzel. Mescid-i Aksa'yı Osmanlı döneminde bir tane onbaşı ile konuyorduk. Onbaşı. Evet. Bir onbaşı ile bak. Bir onbaşı ile. Orada askerlerimiz de kaldı. 70'li yıllara kadar bir Mehmetçiğimiz kaldı orada. Ağrılı kendisi. Komutan demiş ki beni İstanbul'dan çağırıyorlar bekleyeceksin burayı. Ha bu onbaşı elbette hani onbaşı bir generali paşalı. Ama o onbaşının arkasında mana ve güç var. Ne var? Osmanlı Türk'ünün orada hakimiyeti gücü var. Orayı koruyor ama orada yaşayan insanlar da biliyor ki bu bir onbaşı ama arkasında Osmanlı Türkleri var bunun diyor. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Şimdi Birleşmiş Milletler koruyamıyor. Araplar koruyamıyor. Müslümanlar koruyamıyor. Ama Türk'ün bir onbaşısı orayı korudu. 400 sene korudu Barış Hocam. Burak Hocam özür Evet. dilerim. 400 sene korudu. Daha fazla hatta. Şimdi peki hocam, şöyle bir soru var. Genelde bu minvalde Buyurun. birkaç yorum da geldi. Hepsini birleştirip soracağım size. Tabii. Filistin lideri, Hamas'ın lideri Mahmut Abbas'la ilgili hani bu Doğu Türkistan konusundaki söylemleri vardı. Çin'in yanında olduğuna dair. İşte bir saniye, onunla ilgili bir soru vardı. Onu aktaracağım. Şimdi insanlarda doğal olarak şey var. Buna karşı bir tepki var. İzleyicilerimiz de Evet. diyor ki hani Doğu Türkistan konusunda Çin'in yanındaydı diyor. Mahmut Abbas diyor. Şimdi günümüzde de Filistin meselesi 2 gündür gündemi işgal edince, birkaç gündür hemen Doğu Türkistan'a üzülmeyen, işte Filistin'e üzülmeyen, üzülenler, herkes birbirine girdi. Yani bu konuda benim de tabii ki şahsi fikirlerim var, ama yani şu var, sanki tepkilerimizle bile samimi değiliz gibi toplum olarak. Böyle Efendim. yani Doğu Türkistan, mesela biraz önce benim burada evimin önündeki caddeden işte Filistin'e destek için konvoy yapıldı. Bakın, yasaklara rağmen. Evet. Biz 2 sene önce Doğu Türkistan için burada Türk Ocağı olarak basın açıklaması yaparken kaç tane polis gelip yolumu kapatacaksınız, yürüyecek misiniz, nereye gideceksiniz falan. Yani ortada salgın falan yok. Yani şimdi yasaklar var, Filistin'e destek, ama Doğu Türkistan'da o kadar ölümler, şunlar bunlar, hani şu tepkileri orada göremiyoruz. Hani ben Filistin'e tepki göstermem demiyorum. Tabii ki bir Türk mazlumların yanındadır, mazlumların umududur. Her ne kadar yanlış yolda olsalar da. Ama burada yani gerçekten tepkilerimize biraz samimi değiliz gibi geliyor toplum olarak. Siz ne dersiniz bu konuda? Doğru diyorsunuz Burak Hocam. Şöyle ki şimdi şu da yanlış. Şimdi evet bu Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ne gibi rezilliklere imza attığını ben de biliyorum. Evet. PKK'lı ve DHKPC'li teröristlerin eğitim aldığını orada ben de biliyorum. Ermeni, Tabii ki. sözde Ermeni diasporasının dayattığı yalan, yanlış soykırımı tanıdıklarını, sokağa isim verdiklerini ben de biliyorum. Efendime söyleyeyim Doğu Türkistan işte Çin'in yanındayız dediklerini ben de biliyorum. Ama ben şunu da biliyorum. İstediği kadar onlar onu yapsın. Orada benim atalarımın Türk'ün yurdu. Orada benim Kanuni'nin, Memlüklü'nün, Selçuklu'nun, Yavuz'un, Selahaddin Eyyubi'nin ayak izleri var. Orada benim atalarım şehit düşmüş, çarpışmış İngiliz'de. Orada benim vatanım. Daha 100 sene öncesine kadar orada benimdi. Ben oraya Mahmut Abbas için, Hamas için, Kurtuluş Örgütü için gitmiyorum. Benim öz yurdumda ve ilk kıblemi Allah'ın emaneti olan ilk kıblemizi korumak için oradaki
mazlum şehit edilen çoluk çocuk için bu şeyi gidiyorum. Dediğiniz doğru. Daha Doğu Türkistan'da öyle oldu. Hatırlayın o şey döneminde Bursa'da Azerbaycan Türk bayrakları alınmadı. Evet. Hatırlayalım Bursa'daki maça. Efendime Evet. söyleyeyim. Biz de işte bu Karabağ Harbi'nden önceki kışın Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne konferansa gitmiştim. Yine oradaki Türk Hoca'daki hocalarımın davetiyle şeyle. Orada da işte Karabağ katliamının yıl dönümüydü. Çelenk koyduk heykele. Büyük hocalarımızla abilerimizle ve işte bir kahraman polisimiz de gelmiş. Oradaki hocamıza diyor ki ya Turan abi işte ne olur hani gitseniz de şey yapsanız hani izniniz yok. Bizden Çok güzel bir rahatlatsak. çok 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 güzel bir cevap. Hani Türk polisinin bir suçu yok ki burada. Yani onlar istemez mi Doğu Türkistan içinde yürüsün? Onlar devlet memuru, emir kulu malumunuz. Buradan hepsine de selam olsun Türk polisinin askerine. Kesinlikle. Turan abi de çok güzel bir cevap verdi. Karabağ'ı işgal eden Ermeniler bizden izin mi aldı ki dedi. Biz de buraya çelenk koyarken izin alalım. İşte Anlatabiliyor muyum? bu, işte bu. Heh. Ya. Heh. Şimdi Metin Yani Savaş hocam şey yazmış, bakın diyor ki zulüm gören hangi dinden olursa olsun Türkiye daima mazlumun yanında olma Evet. karakterini terk etmiyor diyor. Evet. Bizim Doğru diyor Sayın Hocam. karakterimiz bu. Evet. Öyle öyle yani bu genlerimizde var. Elinizde değil. Bak Burak Hocam benim asker arkadaşım en yakın koğuş arkadaşım en hatta halen görüşürüz. Babası Karaman Ermenisi, annesi İstanbul Rumu ama çocuk ben Türk'üm diyor. Yani ben Evet. Türk'üm diyor. Türk bayrağıyla Evet. geziyor. Atatürk posteri var. Ben diyor babam Ermeni, anam Rum diyor. Adını da verebilirim, araya da bilirsiniz. Ama ben hiçbirisini kabul etmiyorum. Ben Türk evladıyım diyor. Ve ben Yunan vatandaşı olmama rağmen diyor çift vatandaş. Ben diyor askerlik de yapmazdım ama ben Türk çocuğu olduğum için geldim askerlik yapıyorum dedi. Ne O da güzel. var şimdi. Evet. Yani duygu yönünden Türkleşmiş Tabii. Yani arkadaşımız. bu yani kanla şunla bunla alakası yok Burak Hocam. Siz ne hissediyorsanız odur. Yani siz Evet. Alman da olabilirsiniz, Fransız da o önemli değil. Yani orada dünyaya gelirsiniz. Ruhen, fikren, zikren ne hissettiğinizdir. Türk'üm diyorsanız, hissediyorsanız, Müslümanım diyorsanız, hissediyorsanız bitmiştir. Sizin Evet. etnik kökeniniz Kafkaslardan mı geldin, Kırım'dan mı geldin, İran'dan mı geldin, Suudi Arabistan'dan mı geldin fark etmiyor. Evet. Peki burada bir arkadaşımız şunu demişti. Balfour Deklarasyonu'yla izleyicilerimiz için hatırlatayım. 1917-18'deydi yanlış hatırlamıyorsam. 16 veya 16 17 mıydı? evet Evet. 16'da Şimdi Balfour 17 Deklarasyonu'yla İngiltere 17 şey yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Hani İsrail Devleti'nin kurulacağını 30 yıl öncesinden neredeyse ilan müjdeliyor değil etmiş. mi? Evet, Evet. biz böyle bir şey yapılırsa Evet. destekleyeceğiz diyor. Peki izleyicimiz şunu soruyor. Bu deklarasyonla İngilizler kendi içindeki Yahudilerden mi kurtuldu diyor. Yani bir Şöyle taş iki kuş vurdu diyor. doğru yere değinmiş. Şimdi James Arthur Balfour, Yahudi Evet. asıllı Dışişleri Bakanı, kraliçenin. Bu bir deklarasyon yayınlıyor. Tabii onun öncesinde de Theodor Herzl var. Evet. 1890'larda bu Siyonist şeyi kuruyorlar biliyorsunuz, teşkilatlanmayı. Tabii bu, yavaş yavaş göçler de başlıyor buraya. 100 kişilik grup, 200 kişilik grup. Orada ilk manifestosu okunuyor. Ancak daha o topraklar paylaşılmamış ve daha sonra Ben Gurion ki İstanbul Hukuk Üniversitesi'nde okurken Osmanlı vatandaşı ilk Osmanlı tarafında savaşıyor. Bakıyor ki savaşı kaybedecek İngiliz saflarına geçiyor. Tipik bir Siyonist özelliği. Üç kimdeyse oraya geçerler. Oraya geçiyor ve İsrail kuruluyor. Ha İngilizler kendindeki Yahudilerden kurtulmak için onu yapmıyor. Zaten o sermaye ve güç ellerinde oldukları için işbirliğine gidiyorlar. Osmanlı'yı parçalamak için böyle bir şey yapıyorlar. Ha, O güzel. kıymetli kardeşimin dediğini Hitler yapıyor. Yani Ha. bakın şimdi bu Yahudi katliamı diyorlar ya, o Ha. katledilenlerin çoğu ama çoğu Hazar'dan göçme. Öyle mi? Hazar'dan göçme. İşte siz anladınız. Hazar'dan Tabii. gelme.
Yahudiler ya da daha görece fakir olan, orta sınıfın altında olan Yahudilere daha çok yönelik bir iş oluyor. Ford fabrikasının kurucusu. Biliyor musunuz? Evet. Ford. Yahudi asıllı. Amerika'dan Hitler'e, partisine çuval çuval dolar gönderdiğini biliyor musunuz? Bizim Hitler'e devlet, gönderiyor. evet, Hitler'e gönderiyor. Hitler'e en fazla yardımı yurt dışındaki Siyonistlerin yaptığını biliyor musunuz? Stalin'in, Türk düşmanı Stalin'in Yahudi asıllı bir Gürcü aileden olma olduğunu biliyor mu arkadaşlar? Burada iş Lenin'in. yine bizim üzerimize, yani o zaman bize Evet. geliyor yani. Bize geliyor tabii. Biz Hazar Türkleri Yahudi değil. Yahudilik bir ırk. Hazar Evet. Türkleri Musevi, Hazreti Musa'ya iman edenler. Evet. Diğerleri ise İsrailoğulları, Yahudiler, Yahuda'dan gelenler. O Bizimkileri kabul etmiyorlardı zaten öyle. etmiyorlar tabii. Anadan geldiği için olmaz diyor sonradan. Olmaz. Irkın o diyor. Bak, Yahudilik dini, Burak Hocam, kıymetli izleyenler, Yahudiler, Yahudilik bir etnik dindir. Yani onlar asla kabul etmez. Tıpkı Emevi mikropları gibi. Evet. Bize Türkistan'da yaptıkları zulüm gibi. Ne dedi o kafir münafıklar? Arap değilsiniz ki siz Müslüman olasınız dedi. Ve diri diri yaktılar bizi. Diri diri Evet. yaktılar Horasan'da. Bunlarda da o var. İşte kan nasıl çekiyor amca çocukları ya. Kan çekiyor Burak Hocam. Hazar Türkleri Musevidir. Diğerleri Yahuda'nın İsrailoğullarından gelmedir. Mevzu bu. Kesinlikle. Bu da önemli bir ayrıntı bilgi oldu bizim için. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür Peki ederim. bu gelişmeler ışığında bunu sonuca bağlayan bir soru sorayım. Türkiye İsrail ile görüşecek mi? Görüşür mü? Görüşmeli mi? Ya şimdi birinci seviyede, ikinci seviyede görüşmez. Alt seviyedeki bürokratlar aracılığıyla işte konsolos ya da işte maslahat güzar seviyesinde ya da istihbarat birimlerimiz illaki görüşüyordur bunu. İşte böyle olmasın, şu olur, restler çekiliyordur. Şu olursa bu olur, bu olursa bu olur. Bakın ben bir örnek vereyim. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Çok ilgimi çekmişti. Bu Mavi Marmara olay olduğunda 9-10 vatandaşımızı şehit ettiklerinde bunlar uluslararası karasularımızda. Evet. Cumhuriyet tarihinde ilk kez deniz kuvvetlerimize PKK terör örgütü Hatay İskenderun'da saldırdı. Aleni sokak ortasında İskenderun'daki deniz kuvvetleri komutanlığımıza dal gündüz otomatik silahlarla saldırdılar. Deniz Hatırlıyorum. kuvvetlerine. Hatırlıyor musunuz? Evet. PKK terör örgütünün, YPG terör örgütünün en büyük taktik ve mühimmat destekçisi olan ülke, istihbarat desteği veren ülke İsrail'dir. Kuzey Irak'ta, Suriye'de, şurada burada onları eğiten İsrail Özel Harp Dairesi'dir. Yunan Özel Harp Dairesi'dir. Zaten ağababalar da Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunu herkes Evet, bilsin. ana sponsor. Yoksa o ah buyurun Mezopotamya eşeği nereden bilecek konvansiyonel silahlar kullanmayı, şunu bunu, şehirlerde Kesin. bombalar atmayı. Nereden bilecek? Bilemez. Kesin. İmkan kabiliyetim var, ordusum var, gücüm var. Neyi var? Hiçbir şey yok. Ve bu istihbarat örgütlerinin desteğiyle zaten bu aleni açık. Yani internet, ben bunu bilmeniz için, öğrenmeniz için doktora yapmanıza gerek yok. Üniversite okumanıza da gerek yok. İnternete baksın kıymetli Türk Ocaklar. Zaten biliyorlar. PKK terör örgütünü eğiten yabancı subaylar desin. İstihbarat örgütü. Hepsi çarşaf çarşaf resimleri çıkıyor. Doğru mu? Karşımıza çıkar. Bakın Evet. bu Barzani denen soytarı referandum yapacağım dedi. Kuzey İran sokaklarında Türk yurdunda Kerkük, Musul, Telafer Türk yurdunda bir ellerinde paçavraları, o da ağır isyanının bayrağıdır. Unutmayın, bugün o Barzani paçavrası ağır isyanında İngilizlerin çizdiği bayraktır o. Ve ikinci bayrak neydi? İsrail bayrağıydı ellerinde. İsrail bayraklarını sallıyorlardı. Yani demem o ki Bunlar hepsi ortaya birlikte. koyuyor zaten o çapraşık bilgiler, bütün Tabii. ne diyelim
Lego'nun hani puzzle'ın boş Tabii. noktalarını bunlar dolduruyor, parçalarını. Hepsi bak Sayın Eymür söylemişti herhalde kitabında, programda da. Orta Doğu'da kurulan, Mehmet Eymür söylemişti. Bütün terör örgütlerinin hepsi Büyük İsrail'e hizmet eder dedi. Örnek vereyim mi? Evet. PKK'yı zaten biliyorsunuz, terör örgütü, bebek katili. IŞİD. Eli kanlı IŞİD. Evet. Siz IŞİD terör örgütünün ya da DAEŞ'in neyse artık. Kaç tane İsrailli'yi öldürdü? Var mı? Kayıtlarda var mı? İsrail'e bir mermi sıktı mı? Cihat ilan edeceğiz dedi. Irak'ta yüz binlerce Müslümanı öldürdü. Suriye'de yüz binlerce Müslümanı öldürdü. Öldürdüklerinin %95'i ya da 97'si Müslüman. Geri kalanı göstermelik gazeteci şu bu. Bir. İkincisi, IŞİD sadece insanları göç ettirmekte, buradan Suriye'den göç ettirmekte kalmadı. En büyük zararını, tarihi bütün eserleri yok etti. Milli hafızayı, tarihi hafızayı silip attı. Emevi cami bombalandı. İslamiyet öncesi eserler yok edildi, tarumar edildi. Neden? Buraya gelecek, sonradan gelecek neslin tarihi hafızası silinsin. Buradan önce, kendilerinden önce kimse yok olduğuna inansın diye. Bir nesil sonra ne olacak? Bir nesil gelecek. Burada zaten biz vardık diyecek. Sayın Türk Ocaklılar. İşte Evet, bütün teşekkür terör ederim. örgütleri buna hizmet ediyor. Madem sen Müslümanım diyorsun, hadi buyur. İşgal altında Kudüs. Buyur. Evet. Şimdi benim bu programdan anladığım, öz kardeş devletlerimiz, soydaşlarımız haricinde her ne kadar sorunumuz olsa da Mısır'la da, hatta Suriye'yle de, İsrail'le Evet. de devletler bir şekilde görüşüyor veya Görüşürüz, görüşürüz. görüşecektir. Tabii ki, illa ki. Yani düşman olsanız bile, sözünüzü kestim Burak Hocam. Şimdi Estağfurullah. Almanya, İngiltere ile gırtlak gırtlağa geldi. Amerika ile Japonya 2. Dünya Savaşı'nda. Bunların yetkilileri görüşmüyor muydu birbiriyle? Görüşürüz. Görüşüyordu. Mesaj göndermiyorlar mıydı birbirlerine? Gönderiyordu. Evet. Yani ortada bir şey yok yani. Niye görüşmeyeceğiz? Buyurun. Buyurun. Bir de izleyicilerimizden bazıları şeyden bahsetmişti. Bu ABD'nin Yunanistan'a gönderdiği ne demiş? ABD'nin Yunanistan'a yaptığı askeri yığınak neyin göstergesi diyor. Türkiye'yi çevrelemenin ve Türkiye'yi kuşatmanın göstergesi. Yavaş yavaş hazırlıklarını yapıyorlar Yunanistan. Dede Ağaç'a geldi. Lozan Barış Anlaşması'na göre sınırın 30 kilometre ilerisini ve kendi tarafımızı, onların tarafında askeri bir kolluk kuvvetleri hariç çok ağır zırhlı birlikler şu bu yığamayız. Bugün Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgesi olmuş durumdadır. 20 tane askeri üssü vardır. Girit'ten başlayarak bizim Dede Ağaç'a kadar, Trakya'ya kadar. Bu yani Türkiye'yi çevreledi. Yani bu Irak Harbi'nden bu yana Türkiye yavaş yavaş çembere kıskaca alınmak isteniyor. Zaten ortada. Batıda Yunanistan olsun, güney sınırımızda Suriye, Irak. Kafkaslar'da bunu beceremedi. Çünkü orada bir Rusya var ve Türk interlandı var. Bu Paşinyan denen soytarıyı da ortaya attılar. Yardıma da gelemediler. Böyle Evet. sonuçlandı. Ve bugünlere geldik. Ha, böyle bir şey cesaret edebilir mi? Onu bilemem. Ama Yunanistan'ın aracılığıyla yapacağı aşikar. Yunan'da malumunuz, tarihe bakıyorsunuz, her 50 senede bir tokat yemesine rağmen akıllanmayan ahmaklar güruhu diyeyim. Evet, kesinlikle. Bir de bir izleyicimiz demiş ki yine Adana'dan, Sykes-Picot ve McMahon gizli anlaşmalarının bu denklemde önemi var mıdır diyor. Varsa ne derecedir? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Sykes-Picot Anlaşması ve Balfour Deklarasyonu birer sene arayla oldu. Sykes-Picot biliyorsunuz Fransız ve İngiliz asker ve diplomatının gizli 1. Cihan Harbi'nde Rusya'dan hariç gizli anlaşmadır. Yani şöyle kabaca Suriye ve batısı aşağısı Fransa'nın, diğer tarafı İngiltere'ye bırakılmış. İşte o kıymetli kardeşimin de buyurduğu gibi
Balfour Deklarasyonu ile Sykes-Picot Anlaşması'nın devamını, ikinci perdesini şimdi izliyoruz. Türkiye ise şu perde oynanmak istiyor. Sevr Anlaşması'nın ikinci perdesi oynanmak isteniyor. Kürdistan hayaliyle. Ama hayalleri kabusa dönüşecek. Onu bilmiyorlar. Hocam bu Sykes-Picot Anlaşması'nın devamında bildiğim kadarıyla Rusya'yı da almak zorunda kaldılar değil mi bu şeye? Sonra Rusya şimdi 1917'de Bolşevik komünist devrimi olunca onlar Türk coğrafyasına ve Orta Doğu'ya şirin gözükmek için bu Sykes-Picot Anlaşması'nı deşifre ettiler. Deşifre Evet. ettiler. Ve güya dediler ki işte biz artık emperyalist değiliz. Ki kendi emperyalizmini kurdular. Biliyorsunuz komünist emperyalizmini kurdular. Tabii. Şimdi ben bir örnek vereyim mi? Kendi başımdan geçen Burak Hoca. Tabii ki. Bunu Benim. size daha sonra da ispatlarıyla atacağım inşallah. 2016 ve 17 senesinde ben iki tane İngilizce makale yazdım, yayınladım. Balfour Deklarasyonu da içine koydum. Sykes-Picot'dan günümüze Siyonizmin yeni Irak ve Suriye politikaları diye. Birisi de Doğu Akdeniz ve Ege'de Megali İdea, yeni soğuk savaş senaryoları ve Megali İdea ile işte enerji hatları, tam başlık aklımda değil. Biri İngilizce, biri Türkçe iki makale yayınladım. Bu İngilizce makale üç yerde yayınlandı. Ne yazık ki bu hakemli dergilere gidiyor ya, işte Evet. bizim Türk Akademisi'nde de şu var. Bir hakem dedi ki ya Siyonizm diye bir şey yok. Bu uydurma, işte hurafe, efendime söyleyeyim işte bağnaz bir görüş diye birisi ret verdi profesör. Kim olduğunu da biliyorum. Sizi şerefimle temin ederim. Ve bunu ispatlarım da. Princeton Üniversitesi'nden mezun doktor öğrencisi Yahudi, yani Siyonist benim yaşlarda Zek diye birisi mail attı. Dedi ki ben falanca filan üniversitede doktora yaptım. Böyle böyle videolar çekiyoruz. Bize katılmak ister misiniz? Bakın ilk defa size arz edeyim. Şimdi babam da dinliyor beni. Babam da dinliyor. O da şaşırdı şimdi. Pür dikkat, kulağı burada. Eski kurt, koca kurt dinlesin. Ben şimdi anladım tabii. Adı Zekeriya. Dedi ki bir görüntülü görüşelim. Bir görüşelim. Açtık. Böyle uzun boylu, zayıf, esmer bir çocuk. Dedim ki neredesiniz? İşte ben New Jersey'deyim. Beni nasıl buldunuz? Ya bu makaleniz çok işte beğendim, hoşuma gitti. Size yazmak istedim. Evet, nedir? Biz işte siyasi videolar çekiyoruz. Amerika ile, Orta Doğu ile alakalı şu bu falan filan. İşte demokratlara vuruyorlar. Şunlar bunlar anlatıyorlar. İşte biraz da tam Amerikan var. Buyur ne istiyorsun? Biz işte Orta Doğu ile ilgili işte sizden Kıbrıs uzmanıymışsınız. Onu da öğrenmişler. Bize oradan videolar çekin, atın. İşte şey yapalım, yayınlayalım. Dedim siz neresiniz? Amerikalı. Yok yok hani nereden göçtünüz? Ya gelmiş atalarım dedi bir yerden. Ya söyle dedim hani nereden gelmiş? Gelmiş de. Bir tahmininiz Ben var de tabii demek ki hani ben de bizim. sallıyorum hani. Hani benim de Zekeriya diye akrabam var. Halbuki yok. İşte o biraz böyle işkillendi falan filan. Tabii sanıyor ki bak şunu demek istiyorum. Bir örnek daha vereceğim, o daha çarpıcı. Nasıl çalıştıklarına, nasıl ülkülerine hizmet ettiklerine bakın. Bu ama bunun için söylüyorum. Beni ta New Jersey'den Princeton Üniversitesi, ki dünyanın ilk 10 üniversitesidir, oradan mezun buluyor. Bu makalemi buluyor ve benimle irtibata geçiyor. Ya. Facebook üzerinden de Nuit diye birisi, bir profesör, Polfowitz olması lazım, bana Facebook'tan yazdı. Hello diye, İngilizcem de iyidir nacizane. Buyurun dedim. Ben anladım tabii isminden şey. Ya dedi işte ben size arkadaşlık teklifi gönderdim. Ben Kolombiya Üniversitesi'nde profesördüm. Eski dekanıyım. Ve Edward Said, biliyorsunuz Filistinli. Edward Said de o da arkadaşımdı. Oryantalizmi yazan. Bu makaleniz hakkında sizinle irtibata geçmem. Buyur. Şimdi konuşuyor. Efendim diyor, Osmanlı diyor zaten hani oraları geri bıraktı. Nereye geri bıraktı dedim. İsrail'i. O zaman İsrail yoktu ki dedim. Nasıl geri bırakacak? İşte Kudüs'ü, Filistin'i diyor şimdi, kıvırıyor.
Nasıl geri bırak dedim. Hep oraları işte dedi şey bırakmış. Dedim ki Geri bırakmış. hem siz profesörsünüz, benden daha iyi bilirsiniz. Utanmadan bana şunu mu söylüyorsun dedim. İspanyollar, Portekizler sizi diri diri yakarken size kucak açan benim atalarım sizi dağ bayıra mı sürmüş yoksa Selanik gibi, İzmir gibi, İstanbul gibi imparatorluğun en şaşalı, en görkemli, en zengin şehirlerinde baş tacı mı yapmış? Nereye sürmüş seni dedim. Benim atalarım Hitler gibi seni fırınlara mı atmış dedim. Utanmaz terbiyesi, affedersiniz. Ve sen utanmadan dedim benim devletimi, milletimi kötülüyorsun dedim. Şunu söyleyeyim. Adam 77 yaşında. 77 yaşındaki profesörü benimle irtibata geçiyor. Çünkü Siyonizme karşı bir şey yazdım diye. 30 yaşındaki doktoru da benimle irtibata geçiyor. Bu adamı kazanır mıyız acaba kendimize diye. Şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Burak Hocam, benim adım Vahabi değil. Benim adım Şerif Hüseyin değil. Benim adım Ergenekon. Ben Atatürk'ün öz evladıyım. Mete Kağan'ın, Bilge Kağan'ın öz evladıyım. Eyvallah. Arnold Toynbee'nin bir sözünü söyleyeyim size. Ünlü İngiliz tarihçi istihbaratçı. Diyor ki, rapor geçiyor. Dünyada iki türlü Müslümanlık vardır, İslam vardır. Birisi sahra altı, birisi sahra üstü. Sahra altındakileri, liderlerini, şeyhlerini parayla, af buyurun kadınla, çok af buyurun erkekle, maddi zenginlikle, şunda bunda satın alırsınız. Batının 1000 yıllık, 100 yıllık hayallerini onlarla devam ettirirsiniz. Ama sahra üstündeki İslam ise onlar ki Horasan, İstanbul, Buhara Müslümanlarıdır, Türk Müslümanlarıdır. Onları asla satın alamazsınız. Onlar çünkü akılla, bilimle hareket eder. Mustafa Kemal gibi bir lider çıkar. 100 yıllık hayalleriniz suya düşüverir diyor. Ben de Şekil şunu abi. söylüyorum. Ben sahra üstündenim Burak Hocam. Sahra üstündenim. Beni Kolombiya Üniversitesi ile, Princeton'la, parayla, şunda bunda kandıramazsınız. Evet. Evet. Hocam ne güzel söylediniz. Gerçekten yüreğinize sağlık. Sağ olun, Bu var olun. arada programımızın da son dakikalarına geliyoruz Evet. yavaş yavaş. Sizi de fazla yormak istemiyorum ama Estağfurullah. son bir sorumuz daha var. Evet. Ankara'dan Kemalettin Bey şöyle bir şey sormuştu. Buyurun. Türkiye'nin İran ile hani şu dönemde savaşma ihtimali var mı? PKK ile Haçlı Şabi'nin beraber hareket etmesi nasıl bir sonuç doğurur? Böyle bariz bir hareket var mı? Kemalettin Bey'e şunu söyleyeyim. Zaten savaştayız. Yani pejak olsun, şu olsun, bu olsun. Örtülü bir İstihbarat alanında savaştayız. örtülü bir savaş var ama bir sıcak savaşı göze alamaz. Çünkü yok olur gider. 40 milyon İran Türk'ü orada hazır kıta bekliyor bir. İkincisi ekonomisi ve geleneği, savaş tarihi yok. Hepsi uydurmadır. İngiliz'in uydurmasıdır. Persleri pohpohlarlar. Neden? Yunan'ı yüceltmek için. Karşısında Pers gibi büyük bir imparatorluk vardı. Yunan da o büyük imparatorluğu yendi. İşte o zırvalar, af buyurun, yok. 300 Spartalı 1 milyon Pers'i yenmiş. Yani buna kim inanır ya? Yani 300 adam 1 milyon adamı eski çağda nasıl yenecek Burak Hocam? Atom bombası mı vardı elinde o zaman Spartalıların? Yok efendim, şu boğazda durdurmuş da bu hepsi propaganda. Boş, içi boş şeyler. Ne yapacak? Türkiye ile harp mi edecek? Hangi askerle harp edecek? Ben buna imkan vermiyorum ama örtülü bir savaş var tabii ortada. Örtülü bir savaş var. Bu var. Buyurun. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili Evet. gelişmelerle kapatalım diyoruz hocam. Tabii başkanım. Hani Tabii bizim buyurun. sormayı unuttuğumuz, sizin önemli gördüğünüz hususlar olursa Estağfurullah. onlardan da Şimdi bahsedebiliriz. Bu tabii, konuda şeyimiz yok. Kuzey Kıbrıs, buyurun, buyurun, özür dilerim, buyurun. Şimdi estağfurullah. Şimdi Mustafa Akıncı sonrası hani Kuzey Kıbrıs Türk Heh. Cumhuriyeti'nin maalesef Cumhurbaşkanlığını yapan Mustafa Akıncı sonrası Ersin Tatar dönemiyle Ha, şu Türkiye'nin damadı Yunan olan. Evet. evet damadı Yunan olan ortaklıkları olan işte şunu olan bunu olan. Yani Ersin Tatar dönemiyle birlikte burada Kıbrıs Türkiye gücünün daha bir pekişmesi işte Dışişleri Bakanlığımızla Ersin Tatar'ın Avrupa'daki görüşmeleri, Batı'daki görüşmeleri
Bunlar neye işaret ediyor şu anda ya da süreç Evet. bundan sonra nasıl seyreder? Daha mı güçlü hale geldik? Daha güçlü olur. Hayra delalet ediyor Burak hocam. Ben 13 sene Kıbrıs'ta yaşamış, okumuş, orada görev yapmış. Kendini de bir nebze Kıbrıs Türkü olarak gören, hisseden Evet. birisiyim. Evet. Sizin de buyurduğunuz gibi o Zat-ı Muhterem döneminde ne yazık ki işte Kransmontanalar olsun, kendi çapında işte federasyona göz kırpma, toprak verme gibi birçok gaflet, dalalet yapıldı. Ancak Sayın Ersin Tatar'la birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, Ersin Tatar ki Denktaş, rahmetli Denktaş Bey'in Kıbrıs Türk'ünde ikinci Atatürk'üdür. Onunla tanışma şerefine de nail oldum. Allah nasip etti. Allah mekanı cennet Ne güzel. eylesin. Amin. Hem Doktor Fazıl Küçük'ün hem Denktaş Bey'in hem de bütün Kıbrıs Türk büyüklerinin rahmet olsun kendilerine şu mübarek gecede. Amin. Denktaş'ın çizgisinde milli, Türkiye'ye bağlı, Türklük şuurunda olan bir liderimiz. Ve anlam planından sonra Allah'a şükürler olsun uçurumun kenarına geldi Kıbrıs Türk'ü. Hep şunu söylüyorum Burak Hocam. Rumların tarih boyunca yaptıkları tek ve en hayırlı iş şu oldu. Anlam planına hayır dediler. Allah'a Evet. şükürler olsun. Sağ olsunlar yani. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz şimdi. Yiğit öldür hakkını yeme. Kesinlikle. Hayır dediler. Neden? Ona da gelirim. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz senkronize birlikte hareket ediyor. Bakın bu Karabağ Savaşı ile Kıbrıs davasını birbirinden ayırmayın. Yani jeopolitik dedik ya. Evet. Kıbrıs sadece bir bölge değil. Kıbrıs Adalar Denizi'ni etkiliyor. Orta Doğu'yu etkiliyor. Güney Anadolu'yu etkiliyor. Kafkasları etkiliyor. Türkiye'yi etkiliyor. Yani kalp yağı burası. Böyle bir bütün düşünün, vücut düşünün. Yani Allah korusun, kalbiniz Ankara, karaciğeriniz diyelim Kıbrıs, akciğeriniz Kafkaslar, diğer akciğeriniz Balkanlar. Bunlardan birisi söndüğünde hayati fonksiyonlarınız da söner sizin. Evet. Yaşayamazsınız. Böbreğiniz Kerkük, öbür böbreğiniz efendim Kırım. Yani bunlar iflas ettiği zaman siz de iflas edersiniz. Yani bir vücut gibi düşünün. Devleti, bölgemizi, coğrafyayı, bir insan vücudu Çok gibi. güzel bir tabir hocam, evet. Evet, yani kolunuz Türkistan, öbür kolunuz Tuna. Yani koptuğu zaman bir ayağınız efendime söyleyeyim Suriye, bir ayağınız Irak. Bunlar koptuğu zaman sakat kalırsınız. Düşmanınızla adam akıllı mücadele edemezsiniz. Siz de konuşmanızın başında buyurdunuz. Bir insan bir şeyde zinde olacak ki insan zihni, fikri, ruhen, sağlık, bedenen ondan sonra mukavemet mücadele edersiniz. Gözleriniz kör, kulaklarınız sağır, kalbiniz mühürlü olduktan sonra size pranga, zincir vuran çok olur. Yani bu Kıbrıs davası da çok önemli. Bakın Kıbrıs deyip geçmeyin. Ne dediler? Aman verelim gitsin sırtımızda yük. Senin baban mı aldı orayı? Değil mi? Baban mı aldı oraları? 1571'de bilinmez. Biz 50 binden fazla şehit verdik sırf Magosa Yani. önlerinde, Venediklere. 50 binden fazla bakın dile kolay. 50 binden fazla biz şehit Ve verdik. o dönemin nüfusu Şartların açısından nüfusunu düşün. düşünün yani 50 bin ne demek? Bugün bile yani bir infial yaratır yani. 50 bin, Allah Evet. korusun 50 bin şehit. İnfial yaratır. Kelleniz gider yani idam edilirsiniz devlet başkanı olsanız. 50 bin şehit bir anda verildi. İdam ederler sizi. Ve şunu söyleyeyim Burak Hocam. 1571'de Kıbrıs'ı aldık. Hemen arkasından bize Haçlı donanması saldırdı. İnebahtı. Bakın daha bir sene geçmeden yenildik. Evet. Donanmamızı yaktılar. Hata yaptık orada. Aslında olmazdı. Kurtulurduk. İçe hapsolarak onları bekledik. Evet, Ve ne oradaki olduk? şeye hapis Tabii olduk. tabii Evet. tabii hapis olduk. Ya şu demişler ki hani ileri gelen reislerimiz. Rica edelim, toparlanalım, tekrar sararım bunları. Yok efendim biz bunları yeneriz. Ya akıl var mantık. Bak şunu demek istiyorum Burak Hocam. Şimdi Barbaros Hayrettin Paşa hiçbir zaman fazla değildi düşmandan. Ama taktik, strateji, askeri dehası vardı. Aklıyla Evet. hareket ediyordu. Preveze'yi yaparken Evet. kaç kişi geldiler üstümüze? Efendime söyleyeyim. Ve orada yenildik ve Avrupalının zihninde hani biz hep şey deriz ya 1699 ikinci Viyana, 1774 Kaynarca, 1778 Kırım'ın kaybı. Evet doğru onlar milat. Ama zihinlerdeki, Batılıların zihnindeki ilk milat
1571'deki efendime söyleyeyim, siz söyleyin, İnebahtı Deniz Savaşı'dır. Evet. Orada yenildik. Avrupalı dedi ki, ha bu Türkler yeniliyormuş dedi. Yenilebiliyormuş demek ki. Yenilebiliyormuş dedi. Dedi. Ve ondan sonra çorap söküğü gibi geldi. Çorap söküğü bu gibi arada geldi. Alparslan Demir, Profesör Doktor Alparslan Demir hocam, Tokat Türk Hoca Başkanı diyor ki, anlam planı için, kabulü için emek sarf edenleri de unutmadık diyor bu Evet, arada. evet. Tabii ben oradaydım. Sayın hocam, ellerinizden öperim. Alparslan hocam, bir Tokatlı kardeşlerime, Türk Ocaklılara da söz vereyim buradan. Burak hocam aracılığıyla ne zaman emrederseniz o zaman bütün Türk Ocağı şubelerimize her daim Allah sağlık verdiği müddetçe ben oradaydım. Burak hocam, ben yüksek lisans öğrencisiydim. Üzülerek söylüyorum, biz sokaklarda miting yapıyorduk. Türk bayrakları, KKTC Türk bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle. Ben hatırlıyorum, üzülerek söyleyeyim. Ne yazık ki, tabii hepsini suçlamıyorum. Bazı gaflete düşmüş, bazı azınlıkta olan KKTC'nin polis kuvvetleri, kolluk kuvvetleri bizi copluyordu valla. Yani sokak ortasında. Ben hatırlıyorum, rahmetli oldu bir arkadaşımız trafik kazasında. Allah rahmet eylesin. Adı da Oğuz'du. O çocuğu böyle sürükleye sürükleye götürdüler. Biz çektik. Bize de vurdular. Yani ben çok, hatta Türk bayrağını arabamıza astırmadılar. Bizi karakola çektiler. Karakola çektiler, karakola. Ben bunlara şahit oldum. O bayrakları asmayacaksınız diye. Hayrola dedim. Rum tarafında mıyız dedim. Yunanistan'a mı geldik dedim. Allah'tan bir komiserimiz vardı da o sağ olsun, bırakın çocukları dedi. Yani o vicdanlıydı. Onları da yaşadım yani. Yaşadık. Yani bu dedikleriniz gerçekten acı ama herhalde Türkiye'nin hem o yanlışlarla dolu çözüm süreci adı verilen süreçten kurtulması hem de Evet. Kıbrıs'ta Ersin Tatar'la başlayan yeni dönem Mustafa Akıncı'dan kurtulması Evet. en azından şu dönemde gidişat için olumlu Tabii, gelişmeler tabii. olarak Tabii, tabii Burak görülebilir. hocam. Olumlu tabii. Yani bin nasihat derler ya, hani bir musibet Bin bin nasihat nasihatten aynen. hayırlıdır diye. Evet. Bunlar yaşanacakmış, olmuş. Yani gerçek ortaya çıktı. Şunu söyleyeyim. Şimdi zannetmesin, özellikle genç kardeşlerimiz, hocalarımız bilir ama hani 16 imparatorluk devlet kurduk, bir yüzlerce de işte irili ufaklı beylik var ama kıymetli Türk Ocaklılar, tarihte iki tane Türk devleti vardır. Birisi Doğu Türkleri, ikisi Batı Türkleri. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz Batı Türklerinin devamıyız. Balkan Türkleri, Kerkük, Musul, Azerbaycan. İnim inim inleyen Doğu Türkistan ise, kurban oldum Allah, onlara da bağımsızlığı, istiklali bir an önce nasip etsin. Bir an önce nasip etsin. O da çok önemli. Ora ata dede yurdu. Ora ve Orta Asya'daki, Türkistan coğrafyasındaki Türk kardeşlerimiz de Doğu Türklerinin devamı. Yani devletimiz hiçbir zaman yıkılmadı. Yani iki kardeş gibi düşünün. Batıdakiler Oğuzlar, doğudakiler Uygurlar ve diğerleri, onların devamı. Ha, kurulan devletler ise bu kardeş unsurlar. Devletimizin devamında kurulan devletler. Burak Çok hocam. güzel ifade ettiniz hocam. Zaten rahmetli Atsız hocamız da bu şekilde ifade ediyor. 16 Büyük Türk Devleti değil, iki Batı ve Doğu Türk Kağanlıkları, bunlar Evet. birbirinin devamıdır Devam, şeklinde diyor. devamı, devam. Evet. İnşallah devlet ebed müddettir Türklerde. Bu şekilde de Devam. devam edecektir. Umarım Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da Türkiye'nin lehine gelişmeler devam eder. Tabii daha sorular vardı ama biraz vakit de ilerledi. Sizleri de fazla Alabilirim yormak Burak istedim. hocam, yani hiç sorun yok. Soru Şey varsa vardı hocam, bu bir saniye, Irak'la ilgili vardı. Yani Irak'ta KDP ile Türkiye'nin işbirliğini onaylıyor musunuz? Yani bu bize bir fayda getirir mi? Irak'la ilgili Ben sorular vardı. Pakistan'da çok oldu. şahsen onaylamıyorum. Yani onaylamam da beklenemez. Ha, devlet aklı neyi öngörüyor, ne gibi bilgileri var, onu ben bilmiyorum tabii. Elbette içinde değilim ama bir sade Türk vatandaşı olarak onaylamıyorum. Ben neyi onaylarım? Oraların gerçek sahibi, bin yıldır orada yaşayan
Kerkük, Musul, Telaferli Türkleri ben onaylıyorum. Ha, orada yaşayanları ben dışlamıyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Adam orada yaşıyorsa ne yapayım? Git mi diyelim biz ona? Yani evet. Dürüst duruyorsa, namusuyla duruyorsa, kardeşçe davranıyorsa adama git diyecek, o aileye git diyecek halimiz yok. Öyle bir şey yok. Onu demek istemiyorum. Arap da yaşasın, Kürt de yaşasın, Zerdüşü de yaşasın, Türk de yaşasın. Yani insan olan orada yaşasın. Ama şunu söyleyeyim Burak Hocam, Türkiye'nin sınırları Edirne'den Kars'a değil. Tamam. Türkiye'nin güvenliği batıda Tuna'dan başlar, doğuda Doğu Türkistan'dan başlar, güneye gelelim, güneyde Kutul Amare'den, Kerkük'ten, Musul'dan, Telafer'den başlar, Suriye'de ise Halep'ten başlar. Güney Akdeniz'de ise biz gönül coğrafyamızı Libya'dan başlatalım. Kıbrıs'tan başlar. Kuzey'de de Kırım'dan başlar. Evet, Kırım'daki Türklere de Evet. buradan soydaşlarımıza da gerçekten Ben de Kırım Türküyüm bu arada. Öyle mi? Tabii atalarımız Kırım'dan gelmiş ama çok önceleri Timur Lenk'le birlikte geliyorlar. Tatar aşireti 1400'lerde buralara geliyor. Kırım Türkleriyiz. Orada bir Savrun Köyü diye bir köy varmış soyadım. Kazakistan'da bir yer varmış yine Savrun. Oradan geliyor Oradan soy ismi. geliyorlar. Ne Evet, güzel. oradan geliyor. Oradan geliyor. Yani Kırım Türkleri soydaşlarımıza da inşallah bir selamet dileyelim. Yani şu Amin. anda Ukrayna ile Rusya arasında payimal edildiler. Evet. Geçmişte de çok Stalin döneminde de çok zulümler yaşadılar. Soykırım derecesinde zulümler yaşadılar. Onların da inşallah önümüzdeki süreçte yüzleri güler diyoruz. Amin, amin, amin. Son sözlerinizi alalım mı Evet, hocam? evet. Sayın Başkanım ve kıymetli Türk Ocaklılar, tekrardan beni davet ettiğiniz için size saygılarımı arz ediyorum. Ne Amerika ne Rusya, Çin, her şey tam bağımsız Türkiye için. Allah yüce Türk milletini ve gerçek Müslümanları korusun, yücelsin, her daim muzaffer eylesin. Ben şuna inanıyorum. Arkanızdaki o şanlı bayrak ve yazılardan da Allah, vatan, namus, ittihattan Cenab-ı Allah bizi ayırmasın inşallah. Sağ olun, Evet. var olun. Çok Bayramınız teşekkür mübarek ederiz. olsun. Evet, bu arada tüm izleyicilerimizin bayramını kutlarken Metin Evet. Savaş'ın Türkiye, Türkiye'den büyüktür sözüyle de Aynen öyle hocam. Ellerinden öperim evet. Metin Savaş hocam. Sağ olsun, var olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun, Bütün var olun. izleyicilerimize, kıymetli hocamıza çok güzel bir program oldu. Aile içi bir sohbet gibi Evet. oldu. Burak hocam, hocama destekleyici son bir şey. Şimdi sohbet tatlı olunca bırakmak da istemiyor. Sayın hocam, Evet. Türkiye'den büyüktür demiş, doğru. Dünya beşten büyüktür. Türk milleti de hepsinden büyüktür. Evet, Evet. kesinlikle. Evet. Ol. Hepinizin Saygılarımı bayramınızı sunarım da akşam. Sağ kutluyoruz. olun. Saygılar Sağ efendim. olun.